Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adım, dalmak, yol sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır? Burada adım arkadaşlar girişim hamle olarak kullanılmış. Dalmak başka bir şeyi düşünemeyecek biçimde kendini bir şeye kaptırmak. Hani hayale dalmak falan deriz ya ya da işe dalmak gibi. Gaye e, yol daha doğrusu gaye, uğur, maksat yani amaç gibi anlamlarda kullanılmasını istiyor. Bakalım. O gün yol yorgunluğu ile koltukta daldığım o kısacık süre içinde düştüğüm kabustan çıkmış kapıya doğru birkaç adım atabilmiştim diyor arkadaşlar. Yol yorgunluğu derken buradaki yol yolculuktan bahsediyor. Dolayısıyla bu yukarıdaki ile uyuşmadı. Bunu eliyorum. Bu yolda harcadığım Tamam yani bu amaçta bu gayede değil mi? Bu gayede harcadığım onca emek, cesur adım, beni daldığım derin düşüncelerden çıkarmayı yetmedi. Cesur adım derken yani hamle, girişim arkadaşlar. Daldığım derin düşünceler. Hani düşüncelere dalmak, hülyalara dalmak anlamındaki dalmak var ya, hiçbir şey düşünememek, kendini o şeye kaptırmak anlamında. Yani o düşüncelere daldığı için hiçbir şey düşünemiyor. O düşüncelere kendini kaptırmış. Dolayısıyla burada bütün anlamlar uygun. Cevabım Bursa. Sık sık dalmak denizin kokusunu içine çekmek alışkanlık olmuştu. Burada denize dalmaktan yani denize girmekten bahsediyor sevgili arkadaşlar. Bu ne yapıyorum? Eliyorum zaten. Yol kenarındaki evin kapısını kırarak içeri daldı. Adımları tüm evi dolaştı ama aradığını bulamadı. Burada yol yürünen yer. Dolayısıyla adımları da burada adım atmak. Bunu da eliyoruz. Eee... Yine e, dalmak, içeri girmek, yani içeri dalmak, girmek anlamında bunu eliyoruz. Yolun karşısındaki ağaca dalmıştı. Da, arabanın geldiğini fark edince geriye doğru büyük bir adım attı. Buradaki yol da arkadaşlar yine aynı şekilde gaye, maksat değil, yürünen yer anlamında bunu da eliyorum. Cevabımızı bulmuştuk zaten. Cevabım Bursa. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım arkadaşlar. 3 tane boşluk olduğunu görüyorsunuz. Bu tarz sorular ÖSYM'nin yaptığı hemen hemen bütün sınavlarda karşınıza çıkacaktır ve TET'in en önemli sorusudur biliyorsunuz. Son boşluktan başlarsanız işiniz bir tık daha kolay olur ama yine de riske atmayıp hepsine bir bakalım. Bu yönetmen dünya sinemasını ve sanatını nokta 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 takip edip bir takım yeniliklere nokta nokta oluşturur filmlerini. Filmlerinin lirik bir tadı vardır. Şiirin rüzgarını hissedebildiğiniz, komiklikle trajikliğin nokta nokta yer aldığı filmler çekmiştir. Şimdi komiklik ve trajiklik yer aldıysa buraya birlikte ifadesini getirmemde herhangi bir sakınca yok. Yani komiklik ve trajikliğin birlikte yer aldığı beraber ifadesini getirmemde herhangi bir sakınca yok değil mi? Başa dönüyoruz. Bu yönetmen dünya sinemasını ve sanatını Şimdi oldukça takip edip oldukça oldukça takip etmek böyle bir şey olmaz. Adana şıkkını eledim. Çünkü sona da güzelce ifadesi gelemez arkadaşlar. A şıkkını eliyorum. Sinemayı ve sanatı yani dünya sinemasını ve sanatını yakından takip etmek ifadesi doğru. Sona da birlikte ifadesini getirebilirim. Bursa Şıkkı bir kenarda dursun bakalım. Ee, dünya sinemasını ve sanatını sürekli takip edip bir takım yenilikleri değiştirerek oluşturur. Şimdi yeniliği değiştirmek, yenilik zaten değişik olan bir şeydir. Bir daha yeniliği değiştirmek olmaz. Dolayısıyla bundan dolayı getiremem bir de komiklikle, trajikliğin sıklıkla yer aldığı. Birlikte yer almak olabilir. O yüzden C'yi şu ortadaki değiştirerek ifadesinden dolayı eliyorum. Dünya sinemasını ve sanatını yerinde takip etmek. Yani yerinde takip etmek, dünya sinemasını nasıl yerinde takip edecek ki? Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Yeni, yenilikleri hissederek oluşturmak. Bunu da eliyoruz. Bu beraber olabilirdi ama hissederek ve yerinde ifadesi olmuyor. Dünya sinemasını ve sanatını geriden takip etmek. Geriden. Bu da olmaz. E, komiklikle trajikliğin sorunsuz bu da olmaz arkadaşlar cevabım ortaya çıktı ama yerine koyarak bir kere daha okumak istiyorum bu yönetmen dünya sinemasını ve sanatını yakından takip edip bir takım yenilikleri özümseyerek özümseyerek tabii ki oluşturur filmlerini yani onları özümseyerek kendisine aitmiş gibi benimsemek anlamındaki o özümsemek Filmlerinin lirik bir tadı vardır. Şiirin rüzgarını hissedebildiğiniz komiklikle trajikliğin birlikte yer aldığı filmler çekmiştir diyebilirim arkadaşlar. Cevabım Bursa. Bu parçada altı çizili söz öbeğiyle tanıtılan kimseler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar sadece altı çizili kısma da bakmayalım. Mutlaka metnin hepsini okuyalım. Çünkü biliyorsunuz ki bir söz öbeği ya da bir cümle kullanıldığı metinde farklı bir anlam üstlenebilir. Dünyayı, insanı ve kendimizi tanıma yolunda edebiyatın bize sunduğu en özel alanlardan biridir deneme. Eğer okumanın halleri diye bir şey varsa, yani biz evi, çocukluğu, gündüzü ve geceyi, yorgunluğu, yalnızlığı, aşkı, mevsimleri, yolculukları bir romanın veya şiirin sunduğu imkanlar dışında çıkarak da okumak istiyorsak deneme işte orada. Zaten edebiyatın kuytu köşelerindeki tozları almaya meraklı kimseler için okurluğun en heyecan verici halidir deneme okumak. İyi bir okurdan bahsediyorsak aynı zamanda iyi bir deneme okurundan ve hatta deneme yazarından bahsediyoruzdur aslında. Burada kuytu sözcüğü belki ilginizi çeker. Tenhan anlamında arkadaşlar buradaki kuytu sözcü yani sessiz, göze çarpmayan, ıssız hatta değil mi? ıssız, tenha anlamlarına, sessiz anlamlarına gelebilir. Şimdi bir daha altı çizili kısma bakıyoruz. Ne diyor? Edebiyatın tenha köşelerindeki tozları almaya meraklı kimseler. Şimdi tenha köşelerindeki tozları almaya meraklı. Zaten edebiyatın sessiz, ıssız, görünmeyen yerleri, oradaki tozları almak değil mi? Yani olmayacak bir şey için görünür de gerçekte olmayan, göz önünde olmayan bir yerin tozunu almaktan bahsediyor. Bakalım edebiyatı kendini geliştirmek için sevenler. Burada bir işte gözle görülmeyen, tenha ıssız yerlerle alakalı bir şey var mı? Yok. Deneme okumayı en büyük hobisi sayanlar. Öyle olsaydı görünür yani daha çok göze çarpan yerleri tozu alınırdı. Ama burada göze çarpmayan yerlerin tozunu almaktan bahsediyor. Bu da olamaz görünürde olmayan yani göze çarpmayanları okuma sevdalıları evet oradaki tozları almaya meraklı kimseler görünürde olmayan gözle göremediğimiz yerlerin tozunu almak onu ön plana çıkarmak oradaki okuma sevdalılarını demek istiyor cevabım c şıkkı olur okumayı ve yazmayı tüm kalbiyle yapanlar hayır denemeyi bilgi amaçlı okuyanlar zaten böyle bir şeyden hiç bahsetmiyor bunu da eliyorum cevabım c bu cümlede tiyatro ile ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir yönetmenimiz şöyle diyor. Tiyatro elbette hayatın bir aynasıdır ancak aynı zamanda ona vurulan bir neşterdir. Şimdi hayatın aynasıdır dediği arkadaşlar nedir bu? Yani gerçekçi bir şekilde ne yaptı? Hayatla ilgili şeyleri dile getirdiği Bu bir. İkincisi Neşter vurmak ifadesi, ona vurulan bir neşterdir. Neşter dediğimiz cerrahide tıpta kullanılan bir bıçak arkadaşlar. Peki neşter vurmak ifadesine de baktığımızda e, kesin bir sonuca ulaşmak amacıyla bir sorunu ele almak yine tabii ki tıpta ameliyat etmek, ameliyat yapmak ama burada bir sorunu ele almak değil mi? Şöyle diyelim bir sorunu kesin sonuca ulaşmak amacıyla sorunu ele almak sorunu kesin sonuca ulaşmak amacıyla ele almak şöyle yani e, tıpta dediğim gibi ameliyat yapmak demektir kesin ulaşmak amacıyla ele almak neşter vurmak arkadaşlar evet şimdi bakalım Anlattıklarını eleştirel bir yaklaşımla ele alıp izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Şimdi burada hayatın bir aynasıdır. Yani burada gerçekçiliğe vurgu yaptım arkadaşlar. Şu hayatın aynası gerçekçilikle alakalı bir şey var mı? Yok. Adana şıkkını eliyorum. İnsanın duygu ve düşünce dünyasını etkileyecek nitelikte olduğu. E ama hayatın gerçeğidir diyor. Hayatın aynasıdır diyor. Gerçekçiliğe vurgu yaptı. Aynı zamanda da diyor. Sorunu kesin sonuca ulaşmak amacıyla ele almak. Yani böyle bir şey yok. Bunu da eliyorum. Sanatseverlerin yaşamı tüm yönleriyle tanınmasına olanak sağladığı. Böyle bir şeyden de bahsetmiyor. Çünkü tüm yönleriyle ifadesi yanlış. Değişik anlatım yollarına başvurarak izleyicilerin ilgisini çekti. Şimdi değişik anlatım yolları demek arkadaşlar üslupla alakalı bir ifade olmuş ama burada üsluptan da bahsetmiyor yaşamı gerçekçi bir şekilde anlatmanın yanında yaşama müdahale etti. Şimdi ne dedik? Neşter vurmak aynı zamanda tıpta ameliyat yapmaktır dedik değil mi? Ameliyat yapmak arkadaşlar bir şeye müdahale etmek değil mi? Evet. Kesin sonuca ulaşmak için bir şeyi ele almak, onun üzerinde çalışmak, ona müdahale etmek midir? Evet. Dolayısıyla yaşamı gerçekçi bir şekilde anlatmanın yanında yaşama müdahale ettiği ifadesini çıkarabiliriz. Cevabım E şıkkı olur. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Bu tarz sorularda arkadaşlar ki bu da yeni nesil bir soru tarzıdır TET'de. Anahtar kelimelere dikkat edeceksiniz. Kelimelerin hepsi doğru bir şekilde birleştirilmiş cümlenin içerisinde yer almalı. Bakalım doktorasını 1938 yılında Göttingen Üniversitesi'nde tamamlayan Türk matematikçi Cahit Arf adıyla anılan keşifleriyle ün kazandı. Cahit Arf matematiğe yapmış olduğu köklü katkılarından dolayı 1974'te TÜBİTAK bilim ödülüne layık görüldü. Şimdi Adana şıkkına bakıyoruz. Doktorasını 1800, 1938 yılında Göttingen Üniversitesi'nde tamamlayan dünyaca ünlü Türk matematikçi Cahit Arf'ın 1974'te TÜBİTAK bilim ödülüne layık görülmesinin nedeni adıyla anılan keşiflerdir. Şimdi layık görülmesinin nedenini söylemiş mi yukarıda? Yani şundan dolayı layık görüldü demiş mi arkadaşlar? Dememiş değil mi? Peki bir de şunu söylemiş mi? Bakın eksik bir anahtar bilgi var. Matematiğe yapmış olduğu köklü katkılar ifadesini kullandı mı kullanmadı. İşte bunu kullanmadığı için burada Sözü eksik kullandı. O yüzden Adana şıkkı olamaz arkadaşlar. Çünkü neden? Yukarıdaki kelimelerin hepsinin aşağıda kullanılmış olması gerekiyor. Matematiğe yapmış olduğu köklü katkılarından dolayı tamam. 1974'te TÜBİTAK Bilim Ödülüne layık görülen Cahit Arf tamam. Adıyla anılan keşifleriyle ün kazanarak tamam. Ee, ne diyor? Ee, Göttingen Üniversitesi'nde 1938 yılında doktorasını tamamlamıştır. Burada da arkadaşlar Türk matematikçi ifadesini kullanmadı değil mi? Şu Türk matematikçi ifadesini kullanmadığı için burada da ifade eksik kaldı. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Doktorasını 1938 yılında Göttingen Üniversitesi'nde tamamlayan ve adıyla anılan keşifleriyle ün kazanan Türk matematikçi Cahit Arf, matematiğe yapmış olduğu köklü katkı matematiğe yapmış köklü olduğu katkılardan dolayı tamam arkadaşlar 1974'te TÜBİTAK bilim ödülüne layık görüldü. Bütün kelimeleri kullandı arkadaşlar. Gözümden kaçan bir şey yok. Yılları kullandı. Cahit Arp ün kazanan Türk matematikçi TÜBİTAK bilim ödülü layık görülme hepsini kullandı. Cevabım C şıkkı olur. Matematiğe yapmış olduğu köklü katkılarından dolayı 1938'de Göttingen Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayıp 1974'te e, TÜBİTAK Bilim Ödülü'ne layık görülen Cahit Arf adıyla anılan keşifleriyle ün kazanmıştır. Burada Türk matematikçi ifadesi eksik arkadaşlar. Şuradaki ifadeyi kullanmadığı için Denizli şıkkını da eliyoruz. Doktorasını 1938 yılında Göttingen Üniversitesi'nde tamamlayan dünyaca ünlü Türk matematikçi Cahit Arf'ın 1974'te TÜBİTAK Bilim Ödülü'ne layık görülmesinin nedeni matematiğe katkıda bulunmasıdır diyor arkadaşlar. Burada da yine ne yoktur? Bakın şöyle matematiğe yapmış olduğu köklü katkı ifadesini kullanmamış. Bu yüzden burada da yine bir kelime ifade söz öbeği eksikliği vardır. Cevabımız C şıkkı. Yukarıda verilen iki numaralı cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yani şu kısma odaklanmamız gerekiyor. Yeni nesil bir soru tarzıdır. TET'de mutlaka karşınıza gelecektir sevgili arkadaşlar. Uzaya bir teleskop göndermek, onun sağladığı verilerle uzay hakkında bilinmeyenleri çözmekle. Gelecekte uzay ve insan arasındaki ilişkinin nasıl biçimleneceği hakkında tahminlerde bulunmak oldukça heyecan verici olsa gerek. Tamam. Teleskop göndermek, uzay hakkında bilinmeyenleri çözmek ve gelecekte uzay ve insan arasındaki ilişkinin nasıl olacağını bilmek diyor. Bu tahminde bulunmak heyecan vericidir. Tamam, bu bir kenarda dursun. Dünyaya konumlanmış teleskopların Hava olaylarından etkilenmesinden, atmosferin görüntüyü bulanıklaştırması ve uzayın istenen bölgelerinden görüntü alınamamasından şikayet eden bilim insanları, HUB ve uzay teleskopunu geliştirerek bu olumsuzlukların büyük bölümünü çözdüler diyor arkadaşlar. Şimdi e, ikincisinden baktığımızda e, ne diyor bakın gördüğünüz gibi. Yani evet aslında bunun bir sorun olduğu bu sorunun çözülemediği ama en son işte bilim insanlarının Hubble uzay teleskopunu geliştirerek bu olumsuzlukları ortadan kaldırdığını söylüyor. Bakalım şimdi. Birinci cümlede anlatılan durumun sebep olduğu olumsuzluktan bahsetmiştir. Şimdi bu durumun sebep olduğu bir olumsuzluk yok arkadaşlar. Burada bir proje söz konusu tamam mı? Ee, yani bu projede böyle bir şey düşünülüyor ya da bir tasarı söz konusu burada da o tasarının aslında olumsuz olacağı, olumsuz olduğu ve bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için de Hubble uzay teleskopunu bilim insanlarının geliştirdiğini söylüyor. Şimdi devam edelim bakalım yani bir tasarı bir proje var. Ama o projeye ulaşılamıyor. Çünkü neden arkadaşlar? Bu teleskopların hava olaylarından etkilendiği için atmosferin görüntüyü bulalıklaştırması, uzayın istenen bölgelerinden görüntü alamamasından dolayı bir sürü olumsuzluk saymış. Bu olumsuzlukların farkında olan bilim insanları da Hubble uzay teleskopunu geliştirerek bu olumsuzlukların bir bölümünü, büyük bir bölümünü çözdüğünü söylemiş. O yüzden Adana şıkkı olamıyor. Birinci cümlede ifade edilen konuyla çelişen Farklı bir durum ifade edilmekte, çelişki yok. O olumsuzluğu ortadan kaldırmak için e, bu Hubble Uzay Teleskopunu geliştirdiklerini söylüyor bilim adamlarının. Bey ediyoruz. Birinci cümledeki tasarının bilim insanları üzerindeki etkisi etkisi değil arkadaşlar. Bu tasarıyı belli sebeplerden dolayı gerçekleştiremiyorlar. İşte burada sayılan sebepler hava olayından etkilenmesi, atmosferin görüntüyü bulanıklaştırması, istenen bölgelerden görüntü alınamaması bunlar olumsuzluklardır. Projeye engel olan olumsuzluklar. Bu projenin olması için de bilim adamları ne yapmışlar? Şöyle bu teleskopu gerçekleştirmişler, geliştirmişler. Hubble Uzay Teleskopu. Birinci cümlede değinilen bir hayalin gerçekleşmesini tetikleyen olumsuzluklardan söz edilmektedir. Kesinlikle öyle arkadaşlar. Buradaki olumsuzluklar anlatılmıştır. Çünkü neden? İşte dediğim gibi teleskopların hava olaylarından etkilenmesi bu projeye engel. Atmosferin görüntüyü bulanıklaştırması bu projeye engel. Uzayın istenen bölgelerinden görüntü alınamaması sürekli engeller olmuş gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu olumsuzluklardan bahsedilmiştir. Cevabım denizli. Birinci cümlede sözü edilen teleskopunun yapımının gecikme nedenleri, yani yapımının gecikmesiyle alakalı herhangi bir şey yok. Bunu da eliyorum. Cevabım denizli. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümleye bakıyoruz A şıkkına. Birinci cümlede obezite ve diyabet gibi hastalıkların artış nedeni üzerinde durulmuştur. Yani obezite ve diyabet niçin artıyor? Bakalım. Gelişmiş toplumlarda yaşayan insanların sağlıksız bir şekilde yüksek kalorili besinlere kolayca erişebilmesi ve dengesiz beslenme alışkanlıkları obezite ve diyabet gibi hastalıkların görülme sıklığını günden güne arttırıyor. Niçin arttırıyormuş? Ee, yüksek kalorili besinlere kolayca erişebildiği ve dengesiz beslenme alışkanlıkları olduğu için. Doğru bunun nedenleri üzerinde durulmuş arkadaşlar. Adana şıkkını eliyoruz. İkinci cümlede, birinci cümlede söylenenler nesnel verilerle desteklenmiştir. Yani obezite ve diyabet hastalıklarının artmasının nesnel nedenlerini vermiş. Bakalım. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2016 yılı verilerine göre 1975'ten günümüze gelinceye dek tüm dünyadaki obez insan sayısı 3 katına çıkmış durumda. Nesnel bir bilgidir. Bana bunu ispatlayabilir, kanıtlayabilir. Dolayısıyla ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu da eliyorum. Evet, devam ediyoruz. üçüncü cümlede kilo vermenin görece etkisiz yöntemlerinden söz edilmiştir. Bakalım. Çoğu zaman Diyet ve egzersizle kilo kontrolü sağlanmaya çalışılsa da istenen etki her zaman gerçekleştirilemiyor diyor arkadaşlar. Yani e, kilo vermenin etkisiz yöntemi. Evet diyor diyetle ondan sonra egzersizle kilo kontrolü sağlanmaya çalışılıyor. Ama her zaman etki gerçekleştirilemiyor. C şıkkı da doğru. Dördüncü cümlede varsayıma dayalı bir yaklaşım sergilenmiştir. Varsayım dediğimiz gerçekte olmayan ama olmaya olmayı düşündüğümüz şeyler. Mesela düşün ki İngiltere'de üniversite okuyorsun. Aslında henüz gerçekleşmiş bir şey yok. Bir an öyle olduğunu varsay. Bir an öyle olduğunu kabul et, hayal et gibi düşünebilirsiniz. Varsayım dediğimiz şey bu. Birçok obezite hastasında var olan hormonal bozukluklar ve aşırı kilolukla beraber gelen kalp damar sorunları veya diyabet gibi diğer rahatsızlıkların yanı sıra yoğun ve stresli iş temposu gibi sosyal nedenler de kilo vermenin önündeki en büyük engeller diyor. Arkadaşlar burada bir varsayım yok. Burada aslında bir tespit var, bir çıkarım var. Kilo vermenin önündeki engelleri söylemiş. Neymiş kilo vermenin önündeki engeller? Obezite hastasında hormonal bozukluklar, aşırı kilolukla beraber gelen kalp damar sorunları ve diyabet gibi rahatsızlıkların yanı sıra yoğun ve stresli iş temposu kilo vermenin önündeki engellerdir diyor. Burada yani dörtte arkadaşlar bir saptama söz konusu, diğer adıyla bir e, çıkarım söz konusu varsayım yok. Çünkü bir ne vardır aynı zamanda? Tespit vardır. E, bütün bunlar var ama varsayım yoktur. Cevabım Denizli. Beşinci cümlede bir kilo verme yönteminin etkinliği hakkında bir ihtimal belirtilmiştir. Yağ dokularının yapısıyla ilgili yeni bir araştırma kilo vermenin daha kolay yolunun olabileceğini gösterdi. Yani kilo vermenin daha kolay bir yolunun ihtimalini söylüyor değil mi? E bu da doğru cevabım Denizli. Numaralanmış cümlelerin özneleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez sevgili arkadaşlar? Bir cümlenin öznesini bulmak için önce yüklemi buluruz sonra özneyi buluruz değil mi? Yani yüklem ve özne. Özneyi bulmak için hangi soruları soruyoruz? Ne sorusunu sorabiliriz? Ya da kim sorusunu sorabiliriz? Haydi bakalım o halde. Deneme yazmak en çok da etraflıca düşünebilenlere yakışıyor. Yakışıyor yüklem. Yüklemi buldum. Ne yakışıyor? Deneme yazmak. Deneme yazmak ifadesi benim öznemdir sevgili arkadaşlar. Birinci cümlenin öznesinde isim fiil vardır diyor. Şuradaki mek, mak, ma, yiş, maktan aklınıza gelsin. İsim fiildir. Dolayısıyla Adana şıkkı doğru. İkinci cümlenin öznesinde zincirleme isim tamlaması vardır. Zincirleme isim tamlaması arkadaşlar en az 3 isimden oluşuyor olması lazım. Van'ın seçkin ve çeşitli kültürel dokusunun etkisi mutfağına da yansımıştır. Yansımıştır yüklem ne yansımıştır? Bakın ne sorusunu soruyorum. Ne yansımıştır? Van'ın seçkin ve çeşitli kültürel dokusunun etkisi. Şimdi sevgili arkadaşlar seçkin ve çeşitli. Ee, burada seçkin ve çeşitli sıfat olarak kullanıldı. S diyorum. Van'ın kültürel dokusunun etkisi. Van'ın dokusunun etkisi. Şimdi nasıl doku? Kültürel doku. Buradaki kültürel ifadesi de sıfat. Bunları sıfat dedim. S koyduklarıma sıfat dedim. Van isim midir? Bakın Van isim. Doku isim. Şöyle düşünmenizi istiyorum. Van'ın dokusunun tamam mı? Hatta şöyle yazalım daha iyi anlayın diye. Doku isim. Dokusunun tamam. Etkisi. Etki si diye baktığımda van isim, doku isim, etki isim. Aradaki sıfatları çıkardım daha net görmeniz için. Van'ın dokusunun etkisi, zincirleme isim tamlamasıdır ve öznenin içerisinde yer almıştır. Bursa şıkkında eliyoruz. Üçüncü cümlenin öznesinde sıfat tamlaması vardır. Başarıya giden yolda bir insanın ilk ve en büyük düşmanı yine kendisi ve dolayısıyla kendi tembelliğidir kendisi ve dolayısıyla kendi tembelliğidir ifadesinin tamamı yüklem. Çünkü hepsi beraber bir tamlama sevgili arkadaşlar. Kendisi ve dolayısıyla kendi tembelliği olan ne? Ne sorusunu sordum bakın ne? Şöyle başarıya giden yolda bir insanın ilk ve en büyük düşmanı. Bu benim için özne. Peki en büyük düşman ifadesi. En büyük düşman. Nasıl düşman? Büyük düşman. ifadesi sıfat mıdır? Evet. Sıfatlar sıfat tamlamasını oluşturur. Öznenin içerisinde sıfat tamlaması var. Dolayısıyla C şıkkında ne yapıyoruz? Eliyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dördüncü cümlenin öznesinde belirtisiz isim tamlaması vardır. Belirtisiz isim tamlamasında iki tane isim olacak sevgili arkadaşlar. Ve tamlanana ne sorusunu sorabileceğim. Bakalım. Türk yazının da şiirin bir dil problemi olduğunu keşfeden ilk şair Yahya Kemal'dir. Yahya Kemal'dir benim yüklemim. Yahya Kemal olan kim? Kim Yahya Kemal'dir? Türk yazının da şiirin bir dil problemi olduğunu keşfeden ilk şair ifadesine kadar. Benim öznemdir sevgili arkadaşlar. Bu öznenin içerisinde belirtisiz isim tamlaması var mı yok mu ona bakacağız. Türk yazını. Bakın hemen şuraya yazıyorum. Türk yazın edebiyat demek bu arada yazını. Şimdi şu kısım tamlanan bu kısım tamlayan. Ne sorusunu soruyorum? Ne yazını? Türk yazını. Belirtisiz bir isim tamlaması mıdır? Evet. Özne'de belirtisiz isim tamlaması var mı? Ee, var sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Beşinci cümlenin öznesinde belgisiz zamir vardır. Belgisiz zamir bir şeyin yerini tutan ama tam olarak neyin yerini tuttuğunu bilmediğimiz şeyler nedir bu? Mesela kim sözcüğü belgisiz zamirdir arkadaşlar. Tamam mı? Mesela e, her söz, herkes sözcüğü belgisiz zamirdir. Mesela çoğu sözcüğü belgisiz zamirdir. Kimse sözcüğü belgisiz zamirdir. Bir şeyin yerini tutmuş ama tam olarak neyin yerini tuttuğu belli değil. Şimdi bakalım Mutsuzların yaygın olduğu bir toplumda mutlu görünen az insanın da gerçekte mutlu olması düşünülemez. Düşünülemez benim yüklemim. Ne düşünülemez? Mutsuzların yaygın olduğu bir toplumda mutlu görünen az insanın da gerçekten mutlu olması ifadesinin tamamı benim için öznedir arkadaşlar. Ve bu öznenin içerisinde baktığımda ne yoktur? Belgisiz zamir yoktur. Buradaki bir belgisiz sıfattır. Çünkü toplum isminin önüne gelmiş. Ama belgisiz zamir yok. Cevabım E şıkkı olur aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim fiil hem sıfat fiil hem de zarf fiil yer almaktadır. 3 fiilimsi türü var. Kısacası hangisinde 3 fiilimsi türü de örneklendirilmiştir diyor arkadaşlar. Fiilimsi dediğimiz şey bir fiil kök olacak elimde ve bu fiil kökün üzerine ne olacak arkadaşlar? Bazı özel ekler gelecek. İşte ben buna ne diyeceğim? Fiilimsi diyeceğim. Şimdi kesinlikle fiilimsiyi görebilmem için fiil kök olmalı. O yüzden isimleri eliyoruz. İsim ya da isim soylu sözcükleri eliyoruz. Bakın şunları eledik. Yani isim ya da isim olabilecek sözcükleri eliyoruz. Bunları elediğimde elimde neler kaldı arkadaşlar? Yaşayacağınız, yaşayacağınız ifadesindeki ecek, acak benim için ne olacaktır? An ası mezar dikecekmişten sıfat fiil ben buna s, f diyorum. Doğanın doğmaktan doğa bu isim herhangi bir fiilimsi eki değil. Yenilebileceğinin ecek acak burada da var gördüğünüz gibi. Bu da benim için sıfat fiildir. Geçiren an mezar an en var ya sıfat fiil. Burada sadece sıfat fiil var. Adalı şıkkını eliyoruz. Yokuş bitince yolun sonunda kalan küçük tarlalarda hasat yapan çiftçiler dikkatimizi çekmişti. Yokuş isim yol sol küçük sıfat tarlalarda. İsim, hasat, isim, çiftçi, isim, dikkat, isim, çekmek zaten fiil. Bunu zaten direkt eliyoruz. Çünkü kipeki gelmiş üzerine. Kipeki geldiği için fiilimsi arayamayız burada. Kalandaki en an sıfat fiil sf dedim arkadaşlar. Bitincedeki ince ince zar fiil zf dedim. Yapandaki en an bu da sıfat fiildir. Burada da isim fiil yok. Dolayısıyla Bursa şıkkını da eliyorum. Burası yürümeye başlayınca kısa bir süre içinde kendinizi vahşi doğada hissedebileceğiniz bir yer. Bakın isim olabilecek sözcükleri eliyorum. Fiil kökenli sözcüklere bakıyorum. Yürümekten yürüme. Ma, var ya. Mema, isim, fiil, if diyorum. Başlayınca, başlamaktan ince ince, zarf, fiil, zf diyorum. Hissedebileceğiniz, ecek, acak, sıfat, fiil, sf diyorum. Gördüğünüz gibi hepsi var. Cevabım C şıkkı olur. Ağaçların sonundaki kulübe burada çalışanların dinlenmek için kullandıkları şirin bir mekandı. Çalışandaki en an sıfat fiil arkadaşlar. Dinlenmek maiş maktan aklınıza gelsin İsim fiil. Kullandıkları dık dik an ası mezardık dik ecekmiş. Bu da sıfat fiil. Burada zarf fiil yok. Denizli'yi de eliyoruz. İstanbul dereyi besleyen tamam. E, bu küçük akarsuyu bahar aylarında görmek anlatılmaz bir duyguydu. Besleyendeki en ansıfat fiil görmekteki mek maktan isim fiil, anlatılmaz duygu ifadesi bir sıfat tamlaması ve buradaki mezmaz sıfat fiildir. Burada da zarf fiil yok. Bu yüzden bu da olamıyor. Cevabım C. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Şimdi e, yapa yalnız. şu yalnız sözcüğüne bakmanızı istiyorum sevgili arkadaşlar. Nereden geliyor? Yalın, yalınız, yalnız. Yani şuradaki ı düşmüş mü? Evet. I'nın düşmesine ben ne diyorum? Ünlü olduğu için arkadaşlar. Ünlü düşmesi diyorum. Dolayısıyla ünlü düşmesinin olduğu şıkkı eliyorum. Yani denizli şıkkı gider. Ee, devam ediyoruz. Komşular duvarları aşıp gelemez anne nice insanımızın ateş düştü kalbine kalbine ifadesine bakmanızı istiyorum. Kalp sözcü kalbine ünlüyle başlayan bir ek kaldığı için buradaki p ne oldu? Bakın p v'ye dönüştü. Ben buna ünsüz olduğu için ve bir yumuşama söz konusu olduğu için sevgili arkadaşlar ünsüz yumuşaması derim. Dolayısıyla ne olacaktır? Şöyle Adana şıkkında eliyoruz. Düştü ifadesine bakmanızı istiyorum. Ben burada da hemen bir ses olayı gördüm. Bunun şöyle düş, dü şeklindedir. T, t diye Türkçe'de ekimiz yok. D, di, du, dü diye ekimiz vardır. Ama ş sert bir ses, d yumuşak bir ses. Sert olan, yumuşak olanı kendisine ne yaptı? Benzetti. Yani ş, t yan yana gelmiş oldu sevgili arkadaşlar. Ben buna ünsüz sertleşmesi ya da ne derim arkadaşlar? Şey yani sert olan yumuşak olanı kendisine benzettiği için ünsüz benzeşmesi derim. Dolayısıyla burada da bir ne vardır? Ünsüz benzeşmesi vardır. Bunu da ne yapmış olurum? Elemiş olurum. Dört bir yana savrulan, savurulan burada da bir u düşmüş ünlü düşmesi. Yapayalnız sözcüğüne bir daha dönmenizi istiyorum. Bakın yap a Yalnız sözcü. Burada bir pekiştirmeli sözcük vardır arkadaşlar yapayalnızda. Şuradaki A'nın türediğini görürsünüz. Ee, bazı pekiştirmeli sözcüklerde ünlü türemesi olabilir. Ünlü türemesidir. Ya da mesela bunun gibi hangi örnek olabilir? Çepeçevre örneğinde mesela. Çepeçevre örneğinde yine buradaki E ünlü türemesidir. Ya da düpedüz örneğine baktığınızda şöyle. Çünkü bunlar başka yerlerde karşımıza gelebilir. Düpedüz buradaki e ünlü e, türemesidir. Ünlü türemesi bazı pekiştirmeli sözcüklerde olabilir. Burada gördüğünüz gibi bunu da eliyoruz. Ünlü değişimi Türkçe'de sadece iki tane sözcükte olur. E, ben ve sen sözcüğü yönelme haleki olan a ekini al, alınca ne olur? Bana ve sana olur. Ben buna da ünlü değişimi ya da kökte ünlü değişimi diyorum. Yani şuradaki e'ler a olduğu için Burada öyle bir şey yok cevabım E. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Türk sanat tarihinin önemli isimlerinden ressam, heykel tıraş, Selim Turan'ın eserleri sanatseverlerle Sakıp Sabancı Müzesi'nde buluşuyor. Türk sanat tarihi, Türk'ün T'si her yerde büyük arkadaşlar. Zaten cümle başı olduğu için de büyük yazılmak zorunda. Sanat tarihi ayrı yazılır ve Küçük harfle yazılır çünkü herhangi bir e, özel nedeni yok. Sanat sever. Severleri hiçbir zaman ayırmıyoruz. Hayvan sever, yardım sever, insan sever, sanat sever. Bitişik yazılır. Bu da doğrudur. Sakıp Sabancı özel isim olduğu için her sözcüğün ilk harfi büyük. Müzenin de m'si büyük arkadaşlar. Fakat e, müze burada bir kurum adıdır. Tdk şöyle bir şey söylüyor. Kurum adlarına gelen ek, kurum adlarına, adlarına... Gelen ek kesme işaretiyle ayrılmaz. Kurum adlarına şöyle gelen ek kesme işaretiyle ayrılmaz. Kesme ile ayrılmaz diyoruz. Bu bir kuraldır sevgili arkadaşlar. O yüzden buradaki ek, ekin kesme işaretiyle ayrılmış olması bir yazım yanlışıdır. O yüzden de cevabımız C şıkkı olacaktır. Lütfen şu ifadeye Dikkat ediniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hem yaşamında hem de sanatında Doğu ve Batı kültürleri arasında köprüler kurmayı başaran sanatçıdan seçkiler. Tez, antitez, sentez kavramları örgüsünde sergileniyor. Doğu ve Batı sözcükleri yön olarak kullanılmazsa medeniyet, tarz, kültür olarak kullanılırsa her sözcüğün ilk harfi büyük olur. Doğu ve Batı'nın burada büyük yazılmış olması kültür anlamında kullanılmasından kaynaklı. Bu da doğru. 13 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir. Ağustos'un A'sının büyük olması tamamen önündeki 13 sayısından kaynaklı. Ay ve günler, aylar ve günler önünde ya da arkasında bir sayı ya da rakam varsa o ay ve günün ilk kelimesi Ağustos'un A'sında olduğu gibi büyük harfle yazılır ve gelen ek kesme işaretiyle ayrılır. Bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımında yanlışlık yapılmıştır? Bu rota yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra kamp alanı olarak da kullanılan bir çamlık alanı ile sonlanıyor. Yanı sıra ifadesi arkadaşlar şöyle nasıl yazılacaktır? Ayrı yazılacaktır. Ne anlamına geliyor? Şöyle arkadaşlar. Birlikte anlamını veren bir sözcük. Dolayısıyla yanı sıra e, burada... Ayrı yazılması gerekiyor. Çünkü yanı ve sıra yani yanı sıra birlikte anlamında e, bu şekilde yazılacaktır. Bitişik yazılması bir yazım yanlışıdır. Cevabım A şıkkı. E, rapor Türkiye'nin çok değil sadece 10 yıl sonraki çalışma hayatına ilişkin kuşkusuz ilginç öngörüler sunuyor diyor arkadaşlar. Şimdi öngörü ifadesi bitişik yazılır. Bir işin ilerisini kestirme biliyorsunuz. Ya da bir işin nasıl yol alacağını önceden anlayabilme anlamına geliyor. Gerçekten öngörü bu anlamda kullanılmış ve bitişik yazılacaktır. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Bilim amaçlarına gelişi güzel yollarla değil, çeşitli yöntemleri ve yöntemle ilgili kuralları uygulayarak ulaşır. Gelişi güzel arkadaşlar, geliş ve güzel sözcükleri anlamını yitirmiş. Hangi anlamda kullanılır? Rastgele anlamında kullanılır ve her iki sözcük de anlamını yitirdiği için bitişik yazılır. Bu da doğrudur. Devam edelim şimdi. Evet bakın ne diyor? Yenilikçi çalışma ve organizasyon modellerinin gündeme gelmesi bir takım sosyal becerilerin kritik bir önem kazanmasını sağlayacak. Buradaki bir takım arkadaşlar belirsiz bir çokluk bildiriyor değil mi? Şöyle yazıyorum. Belirsiz bir çokluk. Diğer bir ifadeyle bir ve takım sözcükleri kendi anlamını yitirmiş bazı bir belirsiz çokluk anlamında kullanıldığı için bitişik yazılacaktır. Bu da doğrudur sevgili arkadaşlar ve ne yapıyoruz? Bunu da elemiş oluyoruz. Yaz üçgeninin yakınında gökyüzünde çok büyük alan kaplayan takım yıldızlardan biri olan Herkül yer alıyor. Arkadaşlar takım yıldız dediğimiz şey e, Gök kürenin ayrıldığı 88 parselden her biri dolayısıyla takım ve yıldız değil parsellerden her biri aslında 88 e, parselden her biri olduğu için bitişik yazılmalı ki bitişik yazılmış doğrudur cevabım A şıkkı olur. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir diyor arkadaşlar bakıyoruz. Ormanın ortasında bir yer. Yüklemi var mı arkadaşlar? Yok. Peki cümlem devamında büyük devam etmiş mi? Evet. O zaman buraya ne gelmesi gerekiyor? Şöyle 3 nokta getirmem gerekiyor. Boğazımıza kadar yeşile gömülmüştük. Yüklemin var mı? Gömülmüştük yüklem. Evet o zaman buraya nokta getirilmesi gerekiyor. Yani 3 nokta ve nokta. Dolayısıyla C şıkkını ne yapıyorum? Eliyorum. Edirne şıkkını da eliyorum. Orman baharı son damlasına kadar içmiş, tepeden tırnağa kadar yeşile bürünmüştü. Şimdi burada orman özne arkadaşlar. Yükleme uzak düşen özneden sonra virgül kullanmam lazım. Kullanalım virgülümüzü. Orman baharı son damlasına kadar içmiş. İçmiş ifadesi yüklen midir? Yüklendir sevgili arkadaşlar. Peki devamında cümlem büyük müdür, küçük müdür? Küçük. O zaman buraya artık virgül yetemeyecek. Çünkü özneden sonra virgül kullandık. Buraya noktalı virgül getirmem gerekiyor. Tepeden tırnağa kadar yeşile bürünmüştü. Bir tek yeşil ama yeşillerin en belalısıdır. En belalısıdır dediği için buraya tek nokta getirmem gerekiyor. Bin bir tonda yeşil. Bunu şöyle düşünmenizi istiyorum. Bin bir tonda yeşil var gibi düşün. Yani burada gizli bir yüklem var ama o yüklem kullanılmamış. Yani yüklem görünmüyor. Yüklem görünmediği için de benim buraya da bir daha 3 nokta getirmem gerekiyor ve ben bu şekliyle baktığımda cevabım Adana şıkkı olur. Bu parçada kullanılan virgüllerle ilgili birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime gruplarının arasına konur, sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Böyle bir şeyde arkadaşlar sıralı cümle diyorsa birden fazla yüklem bulmamız gerekiyor. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. Cümle içindeki ara sözleri ayırmak için ara sözlerin başına ve sonuna konur. Metin içinde ard arda gelen zarf fiil eki almış kelimelerden sonra konur diyor. Evet eş görevli sözcük, sıralı cümle, yükleme uzak düşmüş özne, ara söz ve en az iki tane zarf fiil eki olmuş olması gerekiyor. Bakalım. Tahmin yapmak gözlemlerle başlar. Bunun çeşitli yöntemleri vardır. Şimdi başlar benim bir yüklenme evet. Vardır benim için bir yüklenme evet. İki tane yüklem min arasına virgül gelmiş. Bu arkadaşlar sıralı cümle demektir. Şöyle ikiyi ne yapmış olduk bulmuş olduk. Yer gözlemleri ve yüksek atmosfer gözlemleri olarak sınıflandırabiliriz. Havanın sıcaklığı, nemi, rüzgar durumu, rüzgarın yönü, basınç durumu, bulutlanma, yer sıcaklığı ve yerin durumu ile ilgili her türlü meteorolojik parametre ölçülür. Bakın şimdi. Havanın sıcaklığı, nemi, rüzgar durumu, rüzgarın yönü, basınç durumu, bulutlanma, yer sıcaklığı ve yerin durumu. Bütün bunlar eş görevli sözcükler değil midir arkadaşlar? Şöyle Eş görevli sözcüklerdir. Dolayısıyla ne yapıyorum? Eş görevli kelime gruplarının arası ya da eş görevli kelime gruplarıdır. Havanın sıcaklığı birden fazla kelimeden oluştuğu için fark etmiyor. Aslında aynı kapıya çıkıyor. Biri de ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Bu bilgiler sistemlerimiz tarafından toplanıp değerlendirilir ve meteorolojik haritalar oluşturulur. Ne değerlendirilir? Bu bilgiler ne sorusu beni az götürür? Bu bilgiler ifadesi öznedir ve buradaki virgül yükleme uzak düşmüş özneyi belirtmek için konmuştur. Bu yüzden üçü de eliyoruz. E, bu haritalar analiz edilerek alçak basınç merkezleri, yüksek basınç merkezleri, izobarlar, konturlar ve cepheler analiz edilir. Şimdi alçak basınç merkezleri, yüksek basınç merkezleri, izobarlar, konturlar ve cepheler bunlar da eş görevli kelime ve kelime gruplarıdır arkadaşlar. Şimdi 4 ve 5 ile alakalı bir şey göremedim. Cevabım E şıkkı olur. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Güzel evler yalnızca mutlu olmamızı sağlamakta yetersiz kaldıkları için değil, içlerinde yaşayanların kişiliklerini düzeltmeyi beceremedikleri için de suçlamalara hedef olabiliyor. Arkadaşlar burada öznellik yok mudur? Yani suçlamalara evlerin hmm, hedef olması aslında tamamen öznel bir cümle. Kişiden kişiye değişebilen bir yargıdır. Bu yüzden Edirne şıkkını eliyoruz. Bu arada gerekçeli yargı demek ne demek? Neden sonuç cümlesi demektir. Şöyle neden sonuç. Evet devam ediyoruz. Ee, diyor Botton. Şimdiki evlerimiz birer ev değil, konut. Şimdi Botton'un bunu demesi, değil mi? Bir kişinin sözünün yer alması Tanık gösterme midir? Evet, tanık göstermedir. Adana şıkkında eliyoruz. Evden yani yuvadan apartmanı oradan da beton konutlara terfi ettik. Açıkçası bir umut yok. Güzel şeyler görmeye dair lakin yine de umudu diri tutmak için kendimize meşgale bulmalıyız. Hiç değilse iyi ve güzel olanı düşünebilmeliyiz. Fakat ne yaparsak yapalım ciddi olmalıyız. Şimdi görünen felaketlerin başında ciddiyetsizlik geliyor. Sonrası ise hiç düşünmemekten. Şimdi ve sonrası ifadeleri arkadaşlar bizim için ne olacaktır? Karşılaştırma olacaktır. Şimdi neden sonuç cümlesi için hemen ilk cümleye dönmenizi istiyorum. Güzel evler yalnızca mutlu olmamızı sağlamakta yetersiz kaldıkları için değil, içlerinde yaşayanların kişiliklerini düzeltmeyi beceremedikleri için suçlamalara hedef olabiliyor. Güzel evler neden suçlamalara hedef olabiliyor? Neden ee, mutlu olmamızı sağlamakta yetersiz kaldıkları için değil, içlerinde yaşayanların kişiliklerini düzeltmeyi beceremedikleri için suçlamalara hedef olabiliyor. Bakın, niçin suçlamalara hedef olabiliyor? Neden? Neden sonuç ilişkisi kuracağız ya? Bakın, içlerinde yaşayanların kişiliklerini düzeltmeyi beceremedikleri için. Dolayısıyla gerekçeli yargı da var. Benzetme yoktur. Cevabım denizli şıkkı olur. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Düşüncenin akışını bozan cümleyi bulabilmek için arkadaşlar konunun ne olduğunu iyi bir şekilde anlamak lazım öncelikle. Ondan sonra konuya aykırı cümle konuya aykırı cümle akışı ne yapıyordur? Bozuyordur. Konuya aykırı cümle arayacağız. Daha sonra bunları rahat bir şekilde anlayabilmek için de tabii ki cümleler arasındaki anahtar kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım. Venüs pek çok açıdan dünyaya benzer. Tamam, konumuz ne? Venüs, Dünya. Kısacası gezegenden bahsedecek bana. Şimdi bakıyoruz. Evet, devam edelim. Kütlesi büyüklüğü ve bileşimi dünyanınkilere yakındır. Neyin? Venüs'ün. Konum aynı mı? Aynı arkadaşlar. Venüs'ün kütlesi büyüklüğü ve bileşiminden bahsediyor. Yani bir, yani ilk cümle ve sondaki birbiriyle aynı sıkıntı yok. Ayrıca suya sahiptir ve atmosferi vardır. Neyin? Venüs'ün. İki de bunlarla alakalı. O zaman bir ve iki de akışı bozan bir cümle yok. Ancak yine de Venüs Dünya gibi yaşanabilir bir gezegen değildir. Yine Venüs ve Dünya'yı kıyasladı arkadaşlar. Konumuz ne? Konumuz pardon. Venüs ve Dünya'yı kıyaslıyor. Dolayısıyla 3 de bunlarla alakalı. Bu durumun en önemli nedeni hani diyor ya Venüs ve Dünya, Venüs diyor dünya gibi yaşanabilir gezegen değil. Şimdi bu durumun nedenini söyleyecek. Anlam olarak, mantık olarak, konu olarak, anahtar kelime olarak birbirinin devamı. Venüs'ün atmosferinde yüksek miktarda sera gazları, özellikle de karbondioksit olması yani Venüs'ü dünyadan ayıran özelliği verdi. 1 2 3 4 birbiriyle alakalı. Sera gazı etkisi gezegenlerin yaşam alanlarını etkileyen en büyük sorun olarak karşımıza çıkmakta. Burada bizim konumuz ne oldu biliyor musunuz? Sera gazlarının etkisi oldu. Konu değişti mi sevgili arkadaşlar? 5'te değişti. Çünkü ilk 4 cümlede Venüs ve Dünya'nın karşılaştırılması, benzerlik ve farklılığını verdi. Ama 5'te artık ne yaptı? Sera gazının e, olumsuz etkisinden bahsetti. Dolayısıyla cevabım E. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? İkinci paragraf için arkadaşlar benim bir giriş cümlesi aramam gerekiyor. Bunu unutmuyorsunuz. Giriş cümlesi. Evet, bu giriş cümlesi anahtar kelime olarak diğerlerinden farklı olmalı. Yani ilk cümle olmalı. Önceki cümlelerle arasında anahtar kelime bakımından ilişki olmamalı. Bunun için de arkadaşlar bu paragrafların konusunu iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Buradaki anahtar bilgileri bildikten sonra soruyu çözebiliriz. 19. yüzyılın sonunda ortaya çıkan sinema önemli bir anlatım aracı olarak insan hayatında yerini almıştır. Konumuz ne? Sinema. Tamam. Görsel ve işitsel araçlarla yarattığı dünyanın gerçek dünyaya benzerliği sinemayı en etkili anlatım araçlarından biri haline getirmiştir. Yine konum sinema. Yani iki e, akışı bozmuyor. Yani iki daha doğrusu aykırı bir cümle değil. Herhangi bir paragrafın ilk cümlesi olamaz çünkü birinci cümleyle alakalı. E, bu nedenle, bu nedenle diye zaten bir giriş cümlesi yani bir ilk cümle olamaz. Bu nedenle sinema e, ve film kavramları insanların gündelik hayatlarında önemli bir yer tutmaktadır. 1-2-3 birbiriyle alakalı arkadaşlar. Sinema salonlarında, televizyonda, çevrim içi dijital platformlarda ve internetteki çeşitli kaynaklarda izleyicilere filmler sunulmaktadır. Burada konu artık sinema değil bakın. Konu niçin sinema değil? Sinema burada... Konunun ana e, ögesi değil, yani temel ögesi değil, sadece yan ögesi olarak kullanıldı. Çünkü niçin? Konu sadece sinema değil. Sinema salonlarında, televizyonda, çevrim içi, dijital platformlarda ve internette çeşitli kaynaklarda izleyicilere filmler sunulmakta. E, diğer cümleler bu cümleyle bu konuyla alakalı olmalı. Sunulan bu filmler, bakın filmler sunulmakta dedi. Bakın anahtar kelimeyi yakaladınız mı? Sunulan bu filmler belirli bir mekanda izlenebildiği gibi gelişen teknolojiyle birlikte bilgisayar, tablet ve telefon gibi cihazlarla mekandan bağımsız olarak da istenilen yerde izlenebilmekte. Bu durum yani böyle işte bağımsız yerlerde de izlenilmesi durumu sinemanın yaygınlığını arttırmakta ve etki alanını genişletmekte diyor arkadaşlar. Dörtten sonra konumuz değişti. Yeni bir konuya giriş yapıldı. Yani İkinci paragrafın ilk cümlesi dördüncü cümle olabilir. Cevabım C şıkkı olur. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra? Evet bu ifade önemli. Hangisinden sonra? Dilimizin bu nitelikleri ona çok geniş anlatım olanakları kazandırmakta. Tamam. Şimdi dilimizin bu nitelikleri dediği için arkadaşlar önceki Cümlede örnekler sıralanmış olabilir. Buna dikkat edelim. Yani birkaç tane örnek olabilir ki bu nitelikler diyor. Yani o örnekler nitelikler olması gerekiyor. Tamam mı? Dilimizin bu nitelikleri ona çok geniş anlatım olanakları kazandırmaktadır cümlesi getirilebilir diyor hangisinden sonra? Türkçemizin söz varlığı insanımızın soyutlama, somutlama ve algılama gücünü ortaya koymakta. Tamam. Dilimizin bu nitelikleri ona çok geniş anlatım olanakları kazandırmakta. Şimdi hangi anlatım olanakları, hangi nitelikler, hangi dil, dille alakalı bir şey var mı Türkçe'nin söz varlığı diyor. İlk cümlede bir kere dille alakalı bir şey yok. Dolayısıyla bire eliyoruz. Çünkü dil de burada benim için anahtar kelime olabilir. Uymadı. Yani birden sonra bu cümleyi yerleştirdiğimde mantıksal olarak uymadı. Ana dilimizin doğurgan yapısı, söz diziminin esnekliği, her duyguyu ve düşünceyi dile getirmeye uygundur. Ana dilimizin doğurgan yapısı, söz diziminin esnekliği. Bakın, örnekler verildi mi arkadaşlar? Bakın dikkat. Doğurgan yapısı, söz diziminin esnekliği. Bu ana dilin bir özelliği midir? Bakın nitelik diyor değil mi? Nitelik dediğimiz şey özellik demek değil mi? Fonksiyon, özellik. Evet, tamam. Bakın bir daha söylüyorum. Ana dilimizin doğurgan yapısı, söz diziminin esnekliği, her duyguyu ve düşünceyi dile getirmeye uygundur. Dilimizin bu nitelikleri ona çok geniş anlatım olanakları sağlamakta. Çünkü doğurgan yapı ve söz diziminin esnekliği anlatımıyla alakalıdır. Dilin özelliğiyle alakalıdır. Dolayısıyla ikiden sonra bu cümleyi getirmemde bir sakınca görmüyorum. Bir daha söylüyorum. Ana dilimizin doğurgan yapısı, söz diziminin esnekliği, her duyguyu ve düşünceyi dile getirmeye uygundur. Dilimizin bu nitelikleri ona çok geniş anlatım olanakları kazandırmaktadır diyebilirim. Cevabım B. Örneğin bilim, teknik ve sanatla ilgili terimleri kolaylıkla karşılayabilmekte. Şimdi ona çok geniş anlatım olanakları kazandırır dedikten sonra bilim, teknik ve sanatla ilgili terimleri kolaylıkla karşılayabilmekte. Tamam. Günümüzde Türkçe üzerine yapılan akademik çalışmaların hayata geçirilmesiyle yabancı ögelerin yarattığı yozlaştırıcı etkilerin silinebileceği düşünülmekte. Yapılan bu akademik çalışma zaten burada akademik çalışma dedi. Burada da bu akademik çalışma dedi. Yani dörtten 4'ten sonra getirmem mümkün değil. E, zaten 5'ten sonra da gelemiyor. Yapılan bu akademik çalışmalardan elde edilen sonuçlar bu düşüncenin yersiz olmadığını gösterir niteliktedir. Bunu da eliyoruz arkadaşlar. Cevabım Bursa şıkkı olur. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Bu tarz sorular arkadaşlar konuya dikkat etmeliyiz. Konu bizim için önemli. Bakalım. Sanatçıların ortaya koydukları metinler onu kimin okuduğuna bağlı olarak çok farklı şekillerde anlaşılır ve yorumlanır. Yani burada bir okur söz konusu değil mi arkadaşlar? Yani hangi okur tarafından okunduğu ve nasıl yorumlandığı ile alakalı bir metin. Okur ve metin ki hikaye, roman, şiir arasında ne tür bir etkileşim olduğu cevabı birden fazla olan karmaşık bir sorudur. Evet çünkü ben okurum farklı bir şey anlarım. Sen metni okursun, farklı bir şey anlarsın. Dolayısıyla tabii ki bu karmaşık bir soru. Yani nasıl bir etkileşim var aramızda? Yani kendimi onda mı görüyorum? Yoksa nasıl bir etkileşim olduğu diyor karmaşık bir soru. Okuyucuların sezinleme, tahminde bulunma Hatırlama, düşünme, yansıtma, algı ve yorum güçleri, açıklama ve bağlantı kurma etkinlikleri okuduklarını anlamlandırmada etkendir. Yani okuduklarımızı farklı şekillerde anlamlandırabiliriz demek istiyor. Bütün bu unsurlar okuduğunu anlama sürecini olumlu ya da olumsuz etkiler. Bu yüzden, evet. Bu yüzden metnin esnek yorumunu yapabilmek için eleştirmenlerin yol göstermesi kaçınılmaz bir durumdur. Şimdi arkadaşlar e, metni yorumlayabilmek için eleştirmenin yol göstermesi, eleştirmenle alakalı bir şey var mı yukarıda yok. O yüzden ne yapıyorum? Ben bunu eliyorum. Bu yüzden sanatçı deneyimleri, ilgileri, yetenekleri ölçüsünde farklı türde yapıtlar ortaya koymalı. Sanatçının nasıl türde yapıt ortaya koyduğu önemli değil çünkü yukarıda hikaye, roman, şiir demiş, örnekler vermiş. Burada e, iş okura düşüyor sevgili arkadaşlar. Yani. E, kişiden kişiye değişir ya hani bir roman okursun sen beğenirsin ben beğenmem. Neden? Çünkü ben aradığımı içinde bulmamışımdır. Sen bulmuşsundur. Aslında bunu demek istiyor. Bu yüzden Bursa Şıkkı da uymadı. Okuduğunu anlamlandırabilme uzun soluklu bir düşünme eylemi sonucunda ortaya çıkar. Şimdi uzun soluklu düşünmeyle alakalı bir şey de yok. Bunu da eliyorum. Bir sanat yapıtının anlamı ve önemi okurdan okura değişiklik gösterir. Evet herkesin aldığı tat Lezzet birbirinden farklıdır demek istiyor kısaca cevabım denizli farklı metinler okuma amaçlarına göre farklı anlamlar verebilir yani okuma amacı böyle bir şey yok arkadaşlar böyle bir şeyden bahsetmiyor Dolayısıyla bunu da eliyoruz cevabım denizli şıkkı olur Bu parçadan nikola Tesla ile ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir diyor arkadaşlar e, bu tarz bir metinde tabii ki konuyu iyi bir şekilde anlarsak bu tarz bir soruda cevaba daha rahat ulaşabiliriz. Nikola Tesla, dünya bilim tarihini kökten değiştiren deneylere ve icatlara imza atmış bir mucittir. Mucit ne? İcat yapan kişi. En önemli buluşu elektriğin kablosu olarak taşınabileceğinin deneysel olarak Londra fuarını aydınlatarak ispatlamasıdır. Tamam. Bugün bilinen tüm iletişim sistemlerinin, uzay teknolojilerinin ve kablosuz iletişim temelini atan Tesla, kimilerine göre anlaşılamaz bir bilim adamı, kimilerine göre ise akıl hastası, bir sosyopat dahiydi diyor arkadaşlar. Şimdi onun yaptığı buluşlardan bahsetti bu benim için bir anahtar kelime. İcat, yani bir şeyleri icat ettiğinden bahsetti ki kablosuz olarak taşınabilen, elektrik, bunu da Londra Fuarı'na aydınlatarak ispatlaması. Yani kısacası onun icatlarından ve bir bilim insanı olduğundan, bilim adamı ya da bilim adamı olduğundan bahsetti arkadaşlar. Bunlar benim için anahtar kelimelerdir. Akıl hastası olması saygın bir bilim insanı olmasını engellemiştir. Ama kimilerine göre akıl hastası, kimilerine göre bilim adamı. Yani akıl hastası olması ifadesi yanlış. Akıl hastası olup olmadığını söylemiyor. Sadece varsayım, tahmin üzerinden gidiyor. Yanlış. Tesla'nın icat ettiği birçok ürün günümüzde kullanılmakta. Şimdi günümüzde kullanıldığını da söylemiyor. Dolayısıyla bu da nedir? Ee, yanlış. Bunu da eliyoruz. Tüm çalışmalarını elektriğin kablosuz olarak aktarımı üzerine yapmıştır. Şimdi böyle bir şey demiyor. Neden? Bugün bilinen tüm iletişim sistemlerinin, uzay teknolojilerinin ve kablosuz iletişimin temelini atmış diyor. Uzay teknolojisi var, kablosuz iletişim var. Dolayısıyla sadece kablosuz elektrikten bahsetmemiş bu yüzden C'yi de Toplumsal sorunları çözmeye çalışan bir bilim insanı olarak tanınmakta. Hangi toplumsal sorunu çözdüğünü söylüyor arkadaşlar? Böyle bir şey var mı? Yani elektriği bulmuş olması daha doğrusu şöyle söyleyeyim size. Kablosuz elektriği bulmuş olması toplumsal sorunu çözdüğü anlamına gelmiyor. Bu da yanlış. Bilim dünyasındaki birçok buluşta zemin hazırlamayı başarmış. İşte bu doğru. Niçin doğru arkadaşlar? dünya bilim tarihini kökten değiştiren deneyler ve icatlara imza atmıştır bir kere diyor. İşte bu mesela kablosuz taşınabilir elektrik, bu uzay teknolojisi, iletişim sistemleri dolayısıyla Edirne Şık tamamıyla bunu veriyor bize net bir şekilde cevabım E. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor arkadaşlar? Böyle bir soruda kesinlikle konunun neyden bahsettiğini ve ana düşünceyi iyi bir şekilde bilmemiz, anlamamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi bakıyoruz. Otomobil piyasasında birkaç yıl içinde büyük değişiklikler olacağını seziyor ancak değişikliklerin ne yönde olacağını bilmiyorduk. Yani otomobil piyasasında değişiklik, değil mi? Bakın anahtar kelimelerin altını çizdim. Tamam bu bizim için önemli. Firmamızın yaptırdığı piyasa araştırmalarının bulguları gelecek 10 yılın gençlik yılı olacağını söylüyor. Gençlik yılı. Firmanın yaptığı araştırma, nüfusun yaş ortalaması hızla düşmekteydi ve bu kesim otomobil piyasası için bir potansiyel oluşturmakta. Nüfusun yaş ortalaması düşüyor. Yani genç bir nüfus var. Genç nüfusun olması da otomobil piyasasını hareketlendirecek demek istiyor kısaca. Öte yandan bu genç kuşağın öğrenim düzeyinin yüksek olacağı ve bunun da otomobil talebini etkileyeceği. Evet, öğrenim düzeyi yüksek, yani eğitim eğitim olarak artı da arkadaşlar bakın anahtar kelimeleri böyle buluyoruz. Bu da ne yapacaktır? Otomobil piyasasını etkileyecektir. Artı yönde olumlu olarak etkileyecektir. Tamam. Orta yaş grubunda da ilginç bir araştırma, ilginç araştırma sonuçları ortaya çıkmıştı. Bu grupta ekonomik otomobil düşkünlüğü artmaktaydı. Otomobil satın alan kadınların sayısı da artıyordu. Bunların çoğu manevrası kolay, küçük ve spor modelleri yeleyen bekar kadınlardı. Yani kısacası çalışma hayatında olan kadınlar da otomobil e, ne yapıyordu arkadaşlar? Otomobil piyasasını yükseltiyordu otomobili ne yapıyorlardı? Arzuluyorlardı, eğleyen, tercih eden demek. Bekar kadınlar daha çok bunu yapıyordu diyor. Daha çok küçük, manevrası kolay ve spor araçları tercih ediyorlardı. Şimdi genç nüfusla beraber otomobil piyasası artıyor. Bunda eğitimin de payı var. Genç kuşak ve bekar kadınlar otomobil kullanımını daha çok yapıyordu diyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. İnsanların otomobil tercihlerini belirleyen en önemli etken yaşlarıdır. Şimdi en önemli etken yaşlarıdır ifadesi yanlış niçin? Çünkü bekar kadınlardan bahsetti. Tamam genç bir kuşak var ama öğrenim düzeyinin de yüksek olması önemliydi. O yüzden bunu eliyoruz. Çünkü burada anahtar kelimelerde eğitim yani öğrenim düzeyi var. Manevrası kolay olan otomobiller daha çok kadınlar tarafından tercih edilmektedir diyor. Şimdi bekar kadınlar tarafından manevrası kolay, küçük ve spor modelleri tercih etmekteydi ama metin genel olarak bundan bahsetmiyor. Bunu da eliyoruz. Kadınların otomobil almaları için otomobillere yeni özellikler eklenmeli böyle bir şey demiyor. Yani var olan otomobilin özelliğini söylüyor. Yeni bir şeyler ekleyin, yeni buluşlar, yeni şeyler icat edin demiyor. Dolayısıyla C şıkkını da eliyoruz. Genç nüfusun dışındaki diğer yaş gruplarında otomobil satışları düşmektedir. Arkadaşlar bunu söylemiyor. Yani Orta yaş grubunda da diyor e, otomobil düşkünlüğü artmaktaydı diyor. Bakın otomobil düşkünlüğü artıyor, düşmekte de demiyor. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Sadece diyor orta yaşta burada biraz daha otomobil satın alan kadınların sayısı artıyordu diyor. İnsanların otomobilden beklentileri araştırmalar aracılığıyla belirlenebilmektedir. Bakın bu olabilir niçin arkadaşlar? Bir araştırma yapılmış ve bu araştırmaya göre gelecek 10 yılın gençlik yılı olacağını söylüyor. Yani gelecek 10 yılda nüfusun yaş ortalaması hızla düşecek, genç nüfus artacak. Öğrenimle beraber otomobile olan talep de artacak. Orta yaş grubunda ise diyor. Bakın orta yaş grubunda ise ekonomik, ekonomik otomobil düşkünlüğü artacak diyor. Yani daha böyle ekonomisine uygun olan otomobil düşkünlüğü de artacak orta yaşta ve bunu daha çok kadınlar satın alacak. Yani kısacası insanların otomobilden beklentileri araştırmalar aracılığıyla belirlenebilmiş bu araştırmaya göre. Dolayısıyla cevabım E şıkkı olur. Çan yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez diyor arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi. Sinema yapıtlarını değerlendirme ölçütlerimiz yani kriterlerimiz diyor arkadaşlar. Ölçüt, kriter, Nedenli farklı, ne kadar çelişkili. Tamam, farklı ve çelişkili. Böyle olması da doğal. Hepimiz sinemaya farklı açılardan bakıyor, ondan farklı şeyler bekliyor. Farklı biçimlerde doyum sağlamayı ve farklı keyifler almayı umut ediyoruz. Yani sinemaya olan bakış açımız özneldir diyor arkadaşlar değil mi? Tamam. E, kimimiz sadelik, ciddiyet, tutarlılık, kimimiz ölçüsüzlük, çılgınlık ve coşku arıyoruz. Kimimiz hesaplı, milimetrik, çok üretilmiş filmlere, kimimiz bir ırmak gibi kendi yolunda akan filmlere düşkünüz. Yani sinemaya karşı bakış açımızın farklı olduğunu, bu anlamda öznelliğin ağır bastığını, sinemada nesnelliğin olmaması gerektiğini söylüyor bu metin bana. Bakalım bir sanat eseri insanlarda aynı duyguları harekete geçirdiği müddetçe başarılı olur. Şimdi bunu söylemesi beklenemez. Niçin arkadaşlar? Aynı duygular ifadesi burada işi bozmuş. Çünkü kimimiz diyor hesaplı milimetrik iyi üretilmiş filmler kimimiz ırmak gibi kendi yolunda akan filmlere düşkünüz. Kimimiz sadelik ciddiyet tutarlılık ararız. Kimimiz ölçüsüzlük, çılgınlık, coşku. Yani aslında farklı. Tamamen Farklı duyguları uyandırdığını söylüyor. Büyük ihtimalle cevabım aşık ama diğerlerine de bakmak istiyorum. Sinemanın başarısı bakış açılarının çeşitliliğini harekete geçirmesinden kaynaklanır. Evet bakış açısı çeşitli çünkü herkese göre farklı. Senarist senaryosunu yazarken onlarca farklı duyguyu göz önünde bulundurmalı. Çünkü farklı kesimlere, farklı insanlara, farklı karakter ve kişiliklere hitap ediyor. Doğrudur. Seyirci izlediği filmde kendinden bir şeyler buldukça mutlu olacaktır. Herkes farklı bir şey bulabilir arkadaşlar. Dolayısıyla burada da öznellik devreye giriyor. Doğru. Sinema insan duygularının beyaz perde yansıdığı bir e, yans evet yansıdığı bir gök kuşağıdır. Doğru arkadaşlar. Çünkü herkesin aradığı duygu başka. İşte yazmış ya kiminde sadelik, ciddiyet, tutarlılık, kiminde ölçüsüzlük, çılgınlık, coşku bu duygular da bireye hastır. Aynı duygular değil, farklı duygular. Dolayısıyla Adana şıkkını söylemesi beklenemez. Cevabım A. Bu diyalogta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Ayşe Arman, Öykü Karayel. Evet soru sormuş cevap. Öykü Hanım cevap vermiş. Bakalım. Genel olarak her rolde beni bütün oyunculara bir sınav bekliyor. O da sahicilik. Sahicilik yani arkadaşlar nedir? Gerçekçilik. Tamam. Tamam. Ee, ben de canlandırdığım karakterin olabildiğince gerçek olmasına çalışıyorum. O karakteri özümsemeye, anlamaya çalışıyorum. Empati kuruyorum. Yani kendimi onun yerine koyuyorum empati kurmak. Daha doğrusu ben o olmaya çalışıyorum her sahnede. O bunu yapar mı diye ya? çok takılıyorum. Evet zor ama yaptığımız işi güzel yapan da bu sahicilik. Ancak o zaman rolünün hakkını vermeye çalışıyorsun. Yani aslında burada soru şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. O rolde nasıl birisin sen? Kendini o kişinin yerine koymaya çalışıyor musun? Ya da o rolü oynarken nelere dikkat ediyorsun? Ee, seni sen yapan ne? Neymiş? Sahici olması, gerçekçi olması. İkinci soruya bakıyoruz. Elbette diyor. Bakın elbette Farklılıklar her zaman bizi itmez, tam tersine bazı insanlar için çekicidir. Meryem o manada biraz daha meraklı ve açık bir insan. Dolayısıyla Sinan gibi çevresinde çok olmayan birinden etkilenmesi kadar doğal bir şey yok bence diyor. Bu tarz sorularda sevgili arkadaşlar ister birinci cevaba göre yani şıklara bakın, ister ikinci cevaba göre. Şu an birinci cevaba göre şıklara bakacağım niçin? Çünkü cevap daha net. Yani soru da net belli ki. Çünkü bir rolü oynarken nelere dikkat ediyorsun? Gerçekçi oluyor musun? O kişiyle empati kuruyor musun? Senin için olmazsa olmaz kurallar neler gibi bir soru arayacağım birinci cevap için. Bakalım. Rolü icra eden oyuncunun samimiyet derecesi ne olmalı? Şimdi rolü icra eden oyuncunun samimiyet derecesinden bahsetmemiş çünkü direkt olarak Öykü Karayel'in oyunculuğundan bahsetmiş ve samimiyet derecesi değil gerçeklik. ikisi farklı şeyler dolayısıyla Adana şıkkı olamaz. Role bürünmeden önce egzersiz yapar mısınız? Şimdi egzersizle alakalı herhangi bir şey var mı? Role bürünmeden önce herhangi bir hazırlık döneminden vesaire bahsetmiyor. Bursa şıkkını da eliyoruz. Filmin benimsenmesiyle sahicilik arasında bir bağ var mıdır? Şimdi arkadaşlar burada sahicilikten bahsetti doğru. Ama o filmin benimsenmesi, özümsenmesi, daha çok izlenmesi ve sahiciliğin ilişkisi var mı şuradaki cevapta? Yok. Dolayısıyla C şıkkında eliyorum. Oyunculukta en önemli kavram sizce nedir? Bir nebze bu olabilir. Neden? Çünkü sahiciliğin üzerinde durdu. Bakın bir nebze bu olabilir diyorum. Sahiciliğin üzerinde durduğu için böyle bir kavramı ortaya çıkarmış olabilir. E bir kenarda dursun. Şimdi ikinci soruya bakıyorum. Meryem sizce çok zor bir kadın tipi sergilemek zorunda mı bırakılıyor? Şimdi böyle bir şey söylüyor mu arkadaşlar? Elbette farklılıklar her zaman bizi itmez. Böyle yani ikinci soruya şöyle bir cevap verilir mi? Hayır. Dolayısıyla ikinci sorudan dolayı denizli şıkkında eliyorum. Oynarken en çok neye En çok dikkat etmeye çalıştığın şey neydi? İşte bana sahicilik diyebilir ve devamında zaten Genel olarak diyor her rolde bizi bir sınav bekliyor. O da sahicilik. Yani en çok dikkat ettiği şey sahicilik. Bu uydu. Meryem gibi bir kadının evine gündeliğe gittiği Sinan gibi birine romantik duygular beslemesi normal mi? Elbette farklılıklar her zaman bizi itmez. Tam tersine bazı insanlar için çekicidir. Meryem o manada biraz daha meraklı ve açık bir insan. Dolayısıyla Sinan gibi çevresinde çok olmayan birinden etkilenmesi kadar doğal bir şey yok bence diye yanıt vermesi normal arkadaşlar Edirne şıkkı bütünüyle uyuyor cevabım E. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Barış Manço'nun karşısındaki insanı ciddiye alması, sevmesi ve samimi olmasından kaynaklıydı. Yani o zaman burada soru arkadaşlar Barış Manço ile alakalı değil mi? Yani Barış Manço'nun belki de hmm, nasıl bir insan olduğuyla alakalı değil mi? Yani çünkü e, herkesi ciddi alması, karşısındaki insanı ciddi alması, sevmesi ve samimi olmasından kaynaklı. Evet belki bize yani ailesine ayırması gereken vakitten çalıp sevenlerine daha çok ayırmak zorunda kaldı. Ancak bu sayede şu an yeni doğmuş çocuklar bile Barış Manço'yu çok sevmekte ve onun değerleriyle büyümekte. Babamın en önemli iki özelliği birleştirici ve çok iyi bir iletişim gücüne sahip olmasıydı. Şarkıları ve TV programları düşüncelerini iletmek için birer araçtı. Bu kadar sevildi çünkü herkese ulaşabildi. Arkadaşlar burada aslında Barış Manço'ya duyulan sevgi değil mi? Yani şöyle bir sanatçıya yani kendisine duyulan sevgiyi vermiş. Duyulan sevgiyle alakalı. Evet diyor ailesine çok az zaman ayırdı ama sevenlerine daha çok zaman ayırdı. Bu sayede daha çok sevildiğini doğmuş çocuklar bile diyor onu seviyor ve onun değerleriyle büyüyor. Yani bir sanatçıya yani kendisine duyulan sevgiden dem vurmuş. Bakalım şimdi babanızın ailenize vakit ayıramayacak kadar sevenlerini önemsemesinin sebebi. Bunu söylemiyor aslında. Evet metnin bir yerinde geçiyor ama Babamın en önemli iki özelliği birleştirici ve çok iyi bir iletişim gücüne sahip olmasıydı diyor ama e, yani ailesine vakit ayıramayacak kadar çok sevilmesinin nedeni üzerinde durulmamış metinde. Metinde genel tema Barış Manço'nun çok sevildiği. Dolayısıyla bunu eliyorum. Barış Manço'nun bu kadar çok insan tarafından tanınmasının sebebi tanınma değil, sevilme, sevgiyle alakalı bir tema var ve tabii ki bundan bahsetmiyor. Ne yapıyoruz? Bunu da eliyoruz. Sizce Barış Manço'nun toplumsal anlamda bu denli sevilmesinin sebebi ne olabilir? İşte bu cevap olabilir arkadaşlar. Niçin? Neden bu kadar seviliyormuş? Hemen cevap veriyorum ilk cümleyle. Barış Manço'nun karşısındaki insanı ciddiye alması bir, sevmesi. iki, samimi olmasından kaynaklıydı. Kaynaklıydı dediği sevmesinin nedenini vermiş sevgili arkadaşlar. Yani neden seviliyormuş? Karşısındakini ciddiye alması, sevmesi ve samimi olmasından kaynaklı. Devamında bu metnin ayrıntıları üzerinde durulmuş. Dolayısıyla C şıkkı e, cevabımız olacaktır. Babanızın şarkılarının geniş kitlelerce dinlenmesinin nedenini açıklar mısınız? Bu metnin içerisinde yer alan küçük bir e, metin cümle arkadaşlar. Dolayısıyla bu genel olarak soruya karşılık gelemez. Bunu da ne yapıyoruz? eliyoruz. Size göre Barış Manço'yu diğer sanatçılardan ayıran kişilik özellikleri nelerdi? Böyle bir şeyden asla bahsetmiyor. Bir kıyaslama ya da diğer sanatçılarla karşılaştırma gibi bir şey söz konusu değil. Bunu da eliyorum. Cevabımız C. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Burada asıl anlatılmak istenen dediği şey arkadaşlar, kısacası bana bu metnin ana düşüncesini soruyordur. Evet. Dostluk bir insana belleğinin doğru çalışmasını sağlamak için gereklidir. Geçmişi anımsamak, onu sırtında taşımak insanın kendi benini koruyabilmesi için gerekli tek koşul olarak görülebilir. Belleğinin doğru çalışması geçmişi anımsamak yani kısacası anılara götürmekten bahsediyor değil mi arkadaşlar? Ee, devam ediyoruz. Ben'in çekip küçülmemesi, oylumunu koruması için anıları evet söyledi. Bir saksı çiçeğini sular gibi sulamak gerekir. Yani anıları ne yapmaktır arkadaşlar? Anıları korumak diyebiliriz değil mi? Anıları korumak. Çünkü ne diyor? Bir çiçek gibi anıları sulamak ne demektir? Çiçeği suladığınızda şöyle onun canlılığını Korumasını sağlarsınız. Burada da anıları korumaktan bahsediyor. Bu sulama işi geçmişin tanıklarıyla yani dostlarla sürekli temas halinde kalmayı gerektirir. Onlar bizim aynamız, belleğimizdir. Onlardan hiçbir şey beklemiyoruz. Yalnızca zaman zaman o aynayı parlatsınlar ki e, yüzeyinde kendimizi görelim. Yani dostlardan beklenen şey arkadaşlar e, onlarla beraber geçirilen güzel zamanları korumak. O dosta baktığımızda belleğimizin geçmişe, güzel şeylere gitmesi. O dosta baktığımızda karşımızda bir ayna varmış gibi anılarımızı, geçmişimizi hatırlamak. Metin genel olarak bundan bahsediyor. Belleğimizde iz bırakan dostlarımız, bırakmayanlara göre bize daha yakın. Şimdi buradan e, belleği, bellek dediği hafıza, yani hafızada yer alan dostlar ve almayan dostlar olarak bir karşılaştırma yapmamış. Dolayısıyla Adana şıkkını eliyoruz. Geçmişin olumsuz anılarından sıyrılmanın anahtarı sahip olduğumuz dostlarımızdır diyor. Şimdi olumsuz ya da olumlu anı demiş mi arkadaşlar? Dememiş. Bu yüzden Bursa şıkkında eliyoruz. İnsan dostlarından fazla bir şey beklemeden onlara yaklaşmalıdır derken arkadaşlar dostlardan bir şey beklemek ya da bebek beklememekten bahsetmemiş. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Zaten diyor dostlarınız varsa... Ee, Anılarınızı ne yapar? Onları korur ve o dostlara baktığımızda aynaya bakıyormuşuz gibi geçmiş gözümüzün önüne gelir demek istiyor aslında. Bunu da eliyorum. Dostlarımızın sayısının fazlalığı bizim kendimize olan güvenimizin kaynağıdır. Yani dostların sayısının fazla olmasıyla alakalı bir şey var mı? Az dost, fazla dost, çok dost? Yok. Dostlarımızın varlığı anılarımızın canlılığını koruyup kalıcı olmasının ön koşuludur. Bunu da neye benzetmiş sevgili arkadaşlar? Bir saksı çiçeğini sular gibi sulamak gerekir anıları canlılığını korumaktan bahsetmiş. Cevabım E şıkkı olur. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Truvalılar yaklaşık 2800 yıl önce yıkılan bir kenttir. İlyada destanı yaşanmamış bir olayın anlatımıdır. Avrupalı birçok devlet ortaya çıkışının merkezine Truva efsanesini koymuştur. Truva kentinin yıkılışı Avrupalı devletlerin kültürel süreçlerini etki etmiştir. Roma, Truva kentinin yıkılışına neden olanlar tarafından kurulmuştur. Homeros, Truva kentinin yıkılışına ve trajik yenilgisini yaklaşık 2800 yıl önce İlyada destanında anlatılıyordu. Arkadaşlar, Truvalılar yaklaşık 2800 yıl önce yıkılan bir kenttir ifadesi yanlış. Neden? Truva kentinin yıkılışını ve trajik yenilgisini e, İlyada Destanı'nda 2800 yıl önce anlatmış. Yani kent 2800 yıl önce kuru, e, yıkılmamış. Anlattığı yıl 2800 yıl önce. Dolayısıyla Adana Şıkkı'nı eliyoruz. İlyada Destanı yaşanmamış bir olayın anlatımıdır. Şimdi böyle bir şey diyebilir miyiz? Yaşanmış ya da yaşanmamış bir olayın anlatımı? Diyemeyiz. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Yine devam edelim. Yunan orduları ile Truvalılar arasında 10 yıl süren savaşın anlatıldığı bu destan. Ha, e savaş anlatılıyorsa yaşanmamış bir olayın anlatımı ifadesi yanlış zaten. Savaş anlattığı için yaşanmış bir olayı anlatıyordur. Dolayısıyla e, Bursa her türlü yanlış. Bir daha dönecek olursak. Devam edelim. Avrupa'da yeni bir efsane'nin de başlangıcını oluşturur. Tamam. Bundan sonra Truva efsanesi Avrupa tarihinin düşünsel ve kültürel sürecinde hep merkezde oldu. Şimdi Avrupalı birçok devlet ortaya çıkışının merkezine Truva efsanesini koymuştur. Burada Avrupa'da yeni bir efsanenin de başlangıcını oluşturur diyor. Yani birçok devlet ortaya çıkışının merkezine Truva efsanesini koymamış, sadece yeni bir efsanenin başlangıcı olmuş. Dolayısıyla onu da ediyoruz. Devam edelim. Evet ne diyor Avrupa tarihinin düşünsel ve kültürel sürecinde hep merkezde oldu. Örneğin Roma kuruluşunu Truva'ya dayandırırken 12 ve 13. yüzyıl şövalye öykülerinde de Britanyalılar, Franklar, Normanlar Truva ile ilişkilendirildi. Bakalım şimdi Roma Truva kentinin yıkılışına neden olanlar tarafından kurulmuştur. Yanlış arkadaşlar. Roma kuruluşunu Truva'ya dayandırıyor sadece. Yani Truva kentin yıkılışına neden olanlar tarafından kurulmuş Roma dememiz yanlış. Sadece Roma buna bağlıyor. Yani Roma kendi kuruluşunu Truva'ya dayandırıyor. O yüzden Edirne Şıkkı da yanlış. Truva kentinin yıkılışı Avrupalı devletlerin kültürel süreçlerine etki etmiştir. Bunu söyleyebiliriz niçin? Bundan sonra Truva efsanesi diyor Avrupa tarihinin yani Avrupa devletlerinin düşünsel ve kültürel sürecinde hep merkezde oldu. Yani etkili olmuştur, etki etmiştir diyor arkadaşlar. Sonra Roma'yı örnek verdi. Sonra diyor ki 12 ve 13. yüzyıl çövalye öykülerinde de Britanyalılar, Franklar, Normanlar Truva ile ilişkilendirildi. Yani Avrupalı devletlerin, Avrupa tarihinin diyor ya Avrupalı devletlerin kültürel süreçlerini etki etmiştir. Cevabım Denizli. Bu parçaya göre Erdek ile ilgili olarak Erdek'in en önemli gelir kaynağı Marmara Adaları arasındaki feribot seferleridir. Erdek, lüks otellerin sayısının azlığından dolayı turistler tarafından fazla tercih edilmemektedir. Yani otel sayısı az olduğu için ilçe nüfusu eğitim öğretimi ara verildiği dönemlerde artmaktadır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Marmara Adalarını birbirine bağlayan feribot seferleri Erdek'in can damarı. Tamam. Ee, okulları tatil oluşu, okulların tatil oluşu diyor ilçenin daha da kalabalık olmasına neden oluyor. Şu doğru ilçe nüfusu eğitim öğretimi ara verildiği dönemlerde artmakta. Bu doğru. Arkadaşlar e, Feribot seferleri Erdeğin can damarı ama en önemli gelir kaynağı olduğunu söylüyor mu? Hayır. Değil mi? Söylemiyor. Yani can damarı ama e, en önemli gelir kaynağı olduğu anlamını çıkarmıyoruz. Çıkaramıyoruz buradan. Dolayısıyla bunu şöyle bir eliyorum. Ee, başka birçok tatil beldesinin aksine büyük lüks oteller ya da birbirine benzeyen sitelerle kaplanmamış olması Erdeğ'in en çekici yanı. Arkadaşlar, büyük lüks otellerin ve birbirine benzeyen sitelerin olmaması Erdeğ'in ilgi çekici bir tarafı. Yani e, büyük lüks otel olmadığı için fazla tercih edilmemektedir anlamı çıkmıyor. Dolayısıyla... İkiyi de eliyorum. Onların yerine palmiyelerin çevrelediği araç trafiğine kapalı aynı zamanda bisikletçilerin de kullandığı yürüyüş yolunu ve küçük otelleri göreceksiniz. Biraz eski görünümlü bu otellerden birinin balkonuna gün batımında çıkın. Güneşin denizin içinde eriyişini gördüğünüzde buraya gelenlerin tüm sorunlarını neden kolayca unutabildiklerini anlayacaksınız. Zaten lüks otel yok diye işte turist tarafından tercih edilmiyor gibi bir cevap yok en önemli gelir kaynağının da işte feribot seferleri olduğunu söylemiyor. Sadece Erdeğin can damarı feribot seferleri. Belki kalabalıklığından dolayı diyordur gelir kaynağı olarak demiyor. Maddiyattan bahsetmemiş. Dolayısıyla bir ve 2'yi çıkaramayız ama şunu söylüyor net bir şekilde. Okullar tatil olduğu için ilçe daha fazla kalabalık oluyor. Yani ilçe nüfusu eğitim öğretimi ara verildiği dönemlerde artmaktadır ifadesi var. Buna ulaşılır cevabın Bursa. Bu parçada bahsedilen şair aşağıdakilerin hangisiyle nitelendirilemez? Şair söyleşilerinde kendini hiç çekinmeden ortaya koyuyor. Tamam. Duygularını, düşüncelerini gizleme ya da yaşamında gerçekleştiremediklerini gerçekleştirmiş gibi anlatma gereği duymuyor. Hiç çekinmeden kendini ortaya koyuyorsa sevgili arkadaşlar, şair nasıl bir karaktere sahipmiş? Gayet açık sözlüymüş, değil mi? O yüzden Adana şıkkını eliyoruz. Tüm doğallığıyla sanatçının yaşamını, sanat serüvenini okuyabiliyoruz bu yazılarda. Tamam. E, bugün 82'sine gelmiş olan şair söyleşisinde bana bağlanan büyük umutları gerçekleştiremedim ben. Yeterince çalışmamışım. Daha çok zaman ayırmalıymışım şiire diyor. O zaman arkadaşlar bakın yeterince çalışmamışım. Bana bağlanan Büyük umutları gerçekleştiremedim ben ifadesi e, ortaya koyduklarıyla yetinmeyen ve öz eleştiri yapabilen olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet dolayısıyla bakın daha fazla şey yapmalıyım diyor. Ondan sonra daha fazla zaman ayırmamışım şiire diyor. E, bunlar öz eleştiri ve ortaya koyduklarıyla yetinmeyen. Genç kuşakların bu şairden öğreneceği çok şey var. Bakın şunu da görebiliyoruz. 82'sine gelmiş olan şair söyleşisinde bunu diyorsa e, alçak gönüllüdür. Neden? Çünkü arkadaşlar bunu yani kendini olduğundan aslında daha aşağıda gösteriyor. Ve başkalarını küçük görmüyor değil mi? Büyüklenmiyor. Genç kuşakların bu şairden öğreneceği çok şey var. ifadesi zaten bu şairin büyük bir şair olduğunu söylüyor. Bunu da neyle ifade edebiliriz arkadaşlar? E, alçak gönüllülükle ifade edebiliriz o yüzden çünkü neden tüm doğallığıyla Sanatçı'nın yaşamını, sanat serüvenini okuyabiliyoruz bu yazılarda. 82'sine gelmiş olan şair değil mi? Neler neler başarmış ama kendisi ne diyor? Bana bağlanan büyük umutları gerçekleştiremedim. Kendisini olduğundan daha küçük görüyor. Yani alçak gönüllü olduğunu da söyleyebiliriz. Yazdığı şiirleri zor beğenen. Bununla alakalı bir şey söylememiş. Cevabım Bursa. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Ebeveynlerin tatil dönemlerinde eğitime hazırlık niteliğindeki etkinliklere önem vermeleri gerekir. Tatil dönüşlerinde karşılaşılan başarısızlığın altında tatil dönemlerindeki faaliyetlerin etkisi vardır. Eğitime ara verilen dönemlerin verimli geçirilmesi edinilen bilgilerin kalıcılığını sağlar. Tatiller öğrenci başarılarında tatil öncesine göre gerileme yaşamalarına neden olabilmektedir. Anne ve babaların olumsuz tutumları çocuklarının eğitim başarılarını olumsuz etkilemektedir. Bakalım. 30 yıl süren araştırmalar sonucunda çocukların yaz tatilinde bir önceki eğitim yılına göre zihinsel yeterlik bakımından bir ay geriledikleri saptandı. Bir ay gerilemesi arkadaşlar şu beni neye götürecektir? Denizli şıkkına götürecektir. Yani öğrenci başarılarında tatil öncesine göre gerileme yaşamalarına neden olmuş. Denizli şıkkını eliyoruz. Yine başka bir araştırmaya göre çocuklar tatil boyunca zeka derecelerinden bir puan kaybediyor. Yine gerileme anlamı var arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yeni öğretim yılı başladığında Yaz tatillerini öğretici faaliyetlerle değerlendirmeyen çocukların ötekilere göre geri kaldığı da yapılan araştırmalarla tespit edildi. Yaz tatilinde öğretici faaliyetler yapmıyorsa sevgili arkadaşlar yani e, tatil dönüşlerinde karşılaşılan başarısızlığın altında tatil dönemlerindeki faaliyetlerin etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bursa şıkkında ne yapıyoruz? Eliyoruz. Evet, bu fark kısa sürede kapatılsa da çocukların bu durumla hiç karşılaşmaması için Anne ve babalara büyük görev düşüyor diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Ebeveynlerin tatil dönemlerinde eğitimi hazırlık niteliğindeki etkinliklere önem vermeleri gerekir. Anne ve babalar ebeveyn yani onlara büyük görev düşmesi. Adana şıkkını da eliyoruz. E şimdi yeni öğretim yılı başladığında yaz tatillerini öğretici faaliyetlerle değerlendiremeyen çocukların ötekilere göre geri kaldığı yapılan araştırmalarla tespit edildi ifadesi de bizi eğitimi ara verilen dönemlerin verimli geçirilmesi için bilgilerin kalıcılığını sağlar ifadesine götürmekte. Yani orada verimli geçirmekten bahsediyor. Faaliyetlerin çocukları yani öğretici faaliyetler olması gerektiğini söylüyor. Faaliyetlerin çocuklara uygun olması gerektiğini söylüyor. C şıkkında eliyoruz. Anne babaların olumsuz tutumlarıyla alakalı metinde herhangi bir şey yok. Cevabım E. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Asıl anlatılmak istenenden kasıt sevgili arkadaşlar ana düşüncedir. Yani metnin ana düşüncesi nedir diyor kısaca. Bakalım şimdi. Aklımızı zaman zaman kurcalayan, hatta çoğu kez süreklilik gösteren kimi takıntılarımız vardır. Tamam. Konumuz ne? Takıntılar. Bazı takıntılar Örneğin aklımızda bir şey takılır ve ondan kurtulmaya çalışsak da kendimizi o şarkının sözlerini mırıldanırken buluruz. Çünkü takıntılı hale getirdik ya bunu. Ya da saçma olduğunu bile bile bazen kendimizi bir davranışta bulunmak zorundaymışız gibi hissederiz. Tamam? Ancak biz farkına bile varmadan bu düşünce ve davranışlar bir süre sonra zihnimizi kurcalamayı bırakır, biz de normal yaşantımıza devam ederiz. Yani bu takıntılar bir süre sonra kendiliğinden geçer. Bu bir süre sonradan kasıt arkadaşlar ne olabilir? Yani zamana bırakma, bir zaman sonra, süresi dolduktan sonra kendiliğinden gider diyor zaten. İnsanlar hayatta yaşadıkları bir takım takıntılarıyla baş etmekte zorlanırlar. Şimdi burada aslında zorlanmaktan bahsetmemiş. Kendimize o zamanı, o süreyi tanırsak diyor, bir süre sonra zaten onlar kaybolur, zihnimizi kurcalamayı bırakır diyor. Her insan birbiriyle benzer özellikler gösterse de psikolojik olarak farklılaşır. Metinde arkadaşlar bununla alakalı hiçbir şey yok. Bu yüzden buna eliyoruz. İnsan düşünceleri zaman içinde değişikliklere uğrayabilme özelliğine sahiptir. İnsanın düşünceleri zaman içinde değişikliğe uğramıyor. Bir takım takıntılar var, onlar kafamızı kurcalıyor, doğru. Ama bir süre sonra zamanla diyor. Artık zihnimiz normale dönüyor, zihnimizi kurcalamayı bırakıyor ve normal yaşantımıza devam ediyoruz diyor. C şıkkı da olmuyor arkadaşlar. E, zihnimizi meşgul eden bazı düşünce ve davranışlardan kurtulmak için zamana ihtiyacımız var. Evet diyor bir takım takıntılarımız var. E, ondan sonra kurtulmaya çalışsak da mesela bir şarkıyı diyor o şarkının sözlerini mırıldanırken buluruz kendimize. Ancak bir süre sonra zihnimiz bundan kurtulur. Yani bir süre sonra dediği zamana ihtiyacımız var bu anlamda diyor cevabım Denizli. Hissedilen bazı duygulardan kurtulmaya çalışmak sonuçsuz kalacak bir eylemdir. Kurtulmaya çalış demiyor zaten. Ya bunu şey gibi düşün bir kuluçka süresi vardır. Bu süre dolduktan sonra zaten diyor e, zihnimiz bunu kurcalamayı bırakır ve hayatımızda normale döner diyor. Dolayısıyla cevabım Denizli Şıkkı olur. Yukarıdakilerden hangileri bu sözleri söyleyen kişinin çalışma alanına girer? Bakalım. İyi çay yetiştirebilecek ekim alanlarının keşif çalışmaları ve çay üretilebilecek alanların tarıma açılması diyor tamam. Çay yetiştirme konusunda üreticiye verilecek olan e, finansal desteklerin sağlandığı bankalardaki kredi departmanları. Evet kalite çay bitkisinin yetiştirilmesinde gözetilecek hususlar konusunda üreticileri aydınlatacak seminerler. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Türkler dünyada çayı en çok tüketecek ilk 3 millet arasında yer alıyor. Sadece bu bilgi dahi bizim çaya karşı sevgimizi ifade etmeye yeter. İyi bir çay nasıl yetiştirilir? Bu uğurda neler yapılabilir? Sorularına cevap aramak için yola çıktık diyebiliriz. Yani çay yetiştiriciliği ile alakalı arkadaşlar gördüğünüz gibi ne vardır bir cevap olabilir. Evet, iyi çay nasıl yetiştirilir? Devam edelim. Çayın yetiştirilmesi, çay yapraklarının işlenerek içilecek çay haline gelmesi, pazarlanması, bu işlerde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmek, üreticiyi bilinçlendirmek, İyi çay elde etmenin koşullarıdır. Çay eksperlerinin başlıca amacı işte bu koşullar içinde üretken birer çalışan olmak ve soframızın baş tacını bize sunmaktır. O zaman iyi çay yetiştirebilecek ekim alanlarının keşif çalışmaları ve çay üretilebilecek alanların tarıma açılması çalışma alanlarından biri olabilir. Zaten iyi çay yetiştirmekten bahsetmiş sürekli gördüğünüz gibi. Şimdi Finansal yani ekonomik desteklerin sağlandığı bankalardaki kredi departmanları ile ilgili hiçbir şey yok. Değil mi? Buna eliyoruz. Kaliteli çay bitkisinin yetiştirilmesine gözetilecek hususlar konusunda üreticileri aydınlatacak seminerler olabilir. Niçin? Çünkü bakın ne diyor burada? Çayın yetiştirilmesi çay yapraklarının işlenerek içilecek çay haline gelmesi pazarlanması bu işlerde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmek üreticiyi bilinçlendirmek buradan seminere gidebiliriz değil mi üreticiyi nasıl bilinçlendireceksin ki buradan seminer ortaya çıktı İyi ee, iyi çağ yetiştirmenin koşullarıdır dolayısıyla 3 de çıktı 1 ve 3 bu kişinin çalışma alanına girer cevabım C bu parçadan hareketle kuşak çatışması aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır. Yani kısacası metne göre kuşak çatışması nedir? Buradan biz ne arıyoruz sevgili arkadaşlar? Bir tanım istiyoruz değil mi? Mutlaka doğru bir tanım istiyoruz ama neye göre? Metne göre. Yetişkinliğe geçişte ergenin çözmesi gereken en önemli sorunlardan biri bilinç dışındaki ana baba kavramlarında yapmak zorunda olduğu değişikliklerdir. Bu yalın bir bağımsızlık dürtüsünden öte ...çocuğun davranışlarını o güne dek rehberlik eden... ...dayanakların önemli ölçüde değiştirilmesi gereğini de içerir. Çocuk güvenini anne babasının her şeyi bilen... ...ve her şeyin üstesinden gelebilen kişiler olduğu inancından alır. Eğer çocuğun yaşantıları ana babayı bu kavramlarla birlikte algılamasına engeller nitelikte ise... ...güvensizlik duyguları belirir. Niçin? Çünkü çocuğa göre anne baba her şeyi bilen ve anne babaya güven duyuyor. Ama anne baba diyor... Bu kavramları eğer çocuğa tam olarak yansıtamazsa işte o zaman çocukta güvensizlik başlar diyor. Devam edelim. Ergen çocuk ana babasının güçlü imgelerini yıkma çabasında. Tamam. Ee, i̇lk adım olarak onların yerine geçecek başka kişiler arar. Ancak bir süre sonra aradığını bu yolla bulamayacağının bilincine varır. Giderek yetişkinliğe ulaşmak için gerekli olan gücü ve bilgeliği kendi içinde yaratma zorunluluğunu kabul etmeye başlar. Böylelikle de kuşak çatışması kaçınılmaz olur diyor arkadaşlar. Giderek yetişkinliğe ulaşmak için gerekli olan gücü ve bilgeliği kendi içinde yaratma zorunluluğunu kabul etmeye başlar. Yani anne babası gibi davranır. Yani kendini anne babasının yerine koyar demek istiyor. Şurası arkadaşlar aslında bana kuşak çatışmasının ne olduğunu ne yapıyor veriyor. Bakın ne diyor Giderek yetişkinliğe ulaşmak için gerekli olan gücü ve bilgeliği kendi içinde yaratma zorunlu. Yani büyümek istiyor, bir birey olmak istiyor. O anne babaya duyulan güvenin kendisinde olmasını istiyor. Yani anne babayla kendisinin yerini değiştirmek istiyor arkadaşlar. Böylece kuşak çatışması ortaya çıkmış oluyor. Bakalım. Ergenin ailedeki geçimsizlikleri seyretmek zorunda kalışıyla birlikte ailesine karşı beslediği öfkenin adı. Hayır. Bunu eliyoruz. Ailedeki geçimsizlikle alakalı bir şey yok zaten metinde. Gençlerin sağlıklı gelişmesi için onlarla sürekli iletişim halinde olmak gerekliliğinin sağlanması durumunda ortaya çıkan geçici bir sorun. Yani gençlerin sağlıklı olması için onlarla iletişim halinde olmak bu kuşak çatışması değil. En sonda veriyor arkadaşlar çizdiğim kısımda. Çünkü ne diyor bakın şurada da öncesinde ergen çocuk ana babasının güçlü imgelerini yıkma çabasında. Yani... O anne baba şurada tepede ya. Şunlar anne baba olsun mesela. Tepe ebeveynler olsun. Evet ebeveyn Çocuk da şurada olsun tamam mı? Bu da çocuk. Çocuk ne yapmaya çalışıyor sevgili arkadaşlar? Anne babanın yerine geçmeye çalışıyor. Anne babayı aşağı çekmeye çalışıyor. Yani biz buna bir yer değiştirme diyebilir miyiz? Çünkü o gücü çocuk kendinde görmek istiyor. Kendisini anne babanın yerine koymak istediği için yer değiştirdiği için aslında bir çatışma haline giriyorlar sonradan. Devam ediyoruz. Çünkü ilk adım olarak onların yerine geçecek başka kişiler arar. Ancak bir süre sonra aradığını bu yolla bulamayacağının bilincine varır ve kendini onların yerine koyar demek istiyor. Bu durumda bey Gençlerin akranlarından hızla koparak yaşa ya daha büyük insanlara yakın olma arzularının toplumda karşılık bulma şekli hayır. Burada ebeveyn anne baba söz konusu. Olumlu bir iletişim ortamının olduğu ailelerde aile üyelerinin birbirini anlaması, kabul etmesi ve sevmesinin psikolojideki karşılığıdır. Bundan da bahsetmiyoruz. Bireyin rol model aldığı insanları yani rol model aldığı insan kim? Anne baba arkadaşlar değil mi? Yani gençler, çocuklar, bireyler anne babayı rol model alır. Değiştirdiğinde e, rol modelle birey arasında meydana gelen çatışmaya verilen addır kuşak çatışması. Doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. Bu parçada öğretmenin öğrencisine söylediklerine göre başarılı bir yazarın sahip olması gereken özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yaratıcılık yeteneği gelişmiş olması, alanındaki akademik bilgi sahibi, alanında akademik bilgi sahibi olması, aktüel gelişmelerden haberdar olması. Aktüel arkadaşlar, yani güncel gelişmeler, yani günlük olaylar, öğrenme isteğinin yüksek olması, motivasyonunun üst seviyede olması. Evet diyor ki başarılı bir yazarın sahip olması gereken özellikler arasında hangisi yok. Büyüyünce büyük bir yazar olmak isteyen bir öğrencisine öğretmeni ders arasında şu öğütleri sıralar. Öncelikle hedefine olan inancını yüreğine kazmalı zihnine ezberletmelisin. Tamam. İyi bir gözlemci ve analizci olmaya çalışmalısın ki hayat sana malzeme olsun. Tamam. Edebiyat dünyasındaki ya da ilgilendiğin tür ve alanla ilgili güncel gelişmeleri takip etmeli, gazete ve dergileri düzenli okumalı. Güncel yani aktüel. Buradan hop C şıkkını bulduk ve eliyoruz. Yazar meraklı bir kişiliktir. Bu merak senin sürekli yeni şeyler öğrenmeni sağlayacak ve sana araştırmacı bir kişilik kazandıracaktır diyor arkadaşlar. Yani merak dediğimiz şey sürekli öğrenme isteği. Dolayısıyla Denizli şıkkında ne yapıyoruz? Eliyoruz. Yazar bilgilerini slogan üzerine kurmamalı, bilginin derinliklerine inmeli ve alanında uzmanlaşmalıdır diyor arkadaşlar. Yani baktığımızda alanında uzmanlaşmalı derken akademik olarak değil mi bilgi sahibi olmasından bahsediyor. Bursa şıkkında ne yapıyorum? Eliyorum. Hedefine olan inancını yüreğine yazmalı, zihne ezberletmelisin derken arkadaşlar bu da motivasyonun üst sınırda olması gerektiğini söylüyor. Yaratıcılık yeteneği gelişmiş olması yaratıcılıkla alakalı bir şey yok. Cevabım A. Bu parçada belirtilen eleştiri anlayışına, yargılarından hangileri ters düşmektedir diyor arkadaşlar? Eleştirmenin amacı bir yapıtın yapısını kavramaksa tek çıkar yol onu tekliği ve bütünlüğü içinde ele almaktır. Bu da onun içerisinde bulunamayacakları hesaba katmamak, içerisinde bulunabileceklerin Hiçbirini dışarıda bırakmamak demektir. Kuşkusuz bir yapıtın yapısını oluşturan ögelerin hepsini hesaba katmak, yani bütüncül bir çözümleme yapmak çoğu zaman başarılamayabilir. Burada söylemek istediğim, çözümlemenin elden geldiğince bu olana gerçekleştirmeye yönelik olmasıdır, diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Eleştirdi eserden bağımsız değişkenlerin dikkate alınmaması gerektiğini düşünürüm, diyor. Şimdi baktığımızda evet doğru. Bu doğru orantıda arkadaşlar. Niçin? Çünkü diyor ki eleştirmenin amacı yapıtın yapısını kavramaksa tek çıkarıyor. Onun tekliği ve bütünlüğü içinde ele almak. Yani eserin içerisinde bulunamayacakları hesaba katmamak. içerisinde bulunabileceklerin hiçbirini dışarıda bırakmamak. Yani eserden bağımsız değişkenlerin dikkate alınmaması gerektiğini düşünüyor. Bu doğru arkadaşlar. Sanatçının öteki yapıtlarından gelen izi değerlendirdiğim yapıtında da aramak isterim. Bu tarz düşüyor. Niçin? Çünkü bir eseri tekliği ve bütünlüğü içinde ele alman gerekiyor. Yani diğer eserlerden bağımsız bir şekilde. Diğer eserlerden zaten bahsetmemiş. Bu kesinlikle ters düşüyor. Ele alınan yapıtta yazarın yaşamın iz düşümlerini de aramak gerektiğini söylüyor. Bakalım 3 de ters düşüyor arkadaşlar. Çünkü metinde eser kendi bütünlüğü içinde ele alınmalıdır diyor. Şöyle ilk cümleden bunu anlıyoruz. Halbuki 3. öncülde eserin eleştirisinde yazarın hayatının da dikkate alınması gerektiğini, yazarın yaşamının iz düşümlerini aramak gerektiğini söylüyor. Ancak yazarın hayatı eserinden bağımsızdır. Dolayısıyla bu da ters düşüyor. Devam ediyoruz. Her sanat yapıtının ayrı bir dünya kurmak anlamına geldiğini düşünürüm. Bu doğru orantılı. Niçin? Çünkü eserin tekliği ve bütünlüğünü vurgulamış sürekli. Yani ayrı bir dünya kurmak. Yani sanatçının diğer eserlerinden bağımsız olması gerektiğini söylüyor. Bu aynı orantıda, aynı doğrultuda. Şimdi 2 ve 3 bu anlamda ters düştü. Bu yüzden cevabım C şıkkı olur. Bu parçaya göre aşağıdaki önermelerden hangisi antropoloji biliminin bakışıyla örtüşür? Yani arkadaşlar, aynı doğrultudadır demek istiyor örtüşmek. Tamam mı? Şimdi bakıyoruz. İnsanı merkeze alan diğer bilimler gibi kanun koyucu güce sahiptir. İnsanla ilgili olan şeyleri daha çok fiziksel olarak konu alır. İnsanı temele alan diğer bilim dallarından teknik olarak farklı yol seçer. Irklar üzerine çeşitli araştırmalar yaparak ırksal üstünlükleri deşifre eder. Yani açıklar ortaya koyar ırksal üstünlükleri. Her insanı kendi coğrafi bölgesinde inceleme taraftarıdır bakalım. Antropoloji insanı, bizi yani kendimizi inceleyen bir bilim dalıdır. Burada antropolojinin konusu insan olan biyoloji, psikoloji, sosyoloji, iktisat ve benzerleri. Diğer bilimlerde nasıl ayırt edileceği sorunu gündeme gelmektedir. Antropoloji sayılan bu bilim dallarının hepsiyle yakından ilişkili olup bu bilim dallarından özgül tarihi inceleme konusu ve kullandığı araştırma teknikleri açısından farklılıklar sergiler. Yani arkadaşlar hangi bilim dalları biyoloji, psikoloji, iktisat ve sosyolojiden farklı olarak ne yapıyormuş insanı ele alıyormuş. Antropoloji insanı anlamaya ve anlatmaya çalışır çalışma alanının sınırları içinde insanın hem fiziksel hem de sosyokültürel yönleri girmektedir. Yani sadece fiziksel değil. Bu durumda Bursa'yı eleriz zaten. Kısacası antropoloji insanı kültürel, toplumsal ve biyolojik çeşitliliği içinde anlamaya, insanların var oldukları andan beri çeşitli koşullara nasıl uyarlandığını, bu uyarlanma biçimlerinin nasıl gelişip değiştiğini görmeye ve göstermeye çalışır. Bu nedenle antropoloji diğerlerinden farklı olarak yer küreyi bir bütün halinde ele alır ve insanlığı bütünlük içinde görmeye çalışır. Sürekli ne diyor bakın diğerlerinden derken diğer bilimlerden farklı bir teknikle yer küreyi bir bütün halinde ele alıyor ve insanlığı bütünlük içinde göstermeye, görmeye çalışır. Bu yönüyle antropoloji hem bütünü hem de farklılıkları ortaya koyan karşılaştırmalı disiplin olma özelliği sahiptir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda ne diyebiliriz? Kanun koyucuyla alakalı bir şey yok ırksal üstünlükle ilgili bir şey yok. Coğrafi bölgeye göre inceler diye bir şey yok. İnsanı temel alan diğer bilim dallarından teknik olarak farklı yol seçer. Zaten sürekli yuvarlak içine aldım altını çizdim gördüğünüz gibi. Cevabım bu durumda C şıkkı olur. Bu parçadan hareketle antropoloji ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Çalışma alanına, ilişkili olduğu bilim dallarına, diğer bilim dallarından temel farkına, bir disiplin haline gelme sürecine ulaşmak istediği amaca. Bakalım. Antropoloji insanı bizi yani kendimizi inceleyen bir bilim dalıdır. Tamam. Burada antropolojinin konusu insan olan biyoloji, psikoloji, sosyoloji, iktisat ve benzeri diğer bilimlerde nasıl ayırt edileceği sorunu gündeme gelmektedir. O zaman nelerle ilişki halindeymiş arkadaşlar? Çünkü Onların da konusu insan ya o saydığı bilimlerin psikoloji, sosyoloji, iktisat, biyoloji. Devam edelim yine. Antropoloji sayılan bu bilim dallarının hepsiyle yakından ilişkili olup o zaman direkt ilişkili olduğu bilim dallarını vermiş olur. Bursa şıkkını eliyoruz. Bu bilim dallarından özgül tarihi inceleme konusu ve kullandığı araştırma teknikleri açısından farklılık gösterir. O zaman diğer bilim dallarından temel farkını söylemiş. Nasıl söylemiş? Özgül tarihi, inceleme konusu ve kullandığı araştırma teknikleri yönüyle farklı. Bu yüzden C'yi de eliyoruz. Devam ediyoruz. E, antropoloji insanı anlamaya ve anlatmaya çalışır. Çalışma alanının sınırları içinde insanın hem fiziksel hem sosyokültürel yönleri girmekte. Çalışma alanını söylemiş mi? Evet, insanın fiziksel ve sosyokültürel yönleri. Tamam. Kısaca antropoloji insanı... Kültürel, toplumsal, biyolojik çeşitliliği içinde anlamaya, insanların var oldukları andan beri çeşitli koşullara nasıl uyarlandığını ve bu uyarlanma biçimlerinin nasıl gelişip değiştiğini görmeye ve göstermeye çalışır. Amacı neymiş arkadaşlar? İnsanları anlama, var oldukları andan itibaren çeşitli koşullara nasıl uyarlandığını ve bu uyarlanma biçimlerinin nasıl gelişip değiştiğini görmeye ve göstermeye çalışır. Burada da amacını vermiş. Yani E şıkkını vermiş gördüğünüz gibi. Bu nedenle antropoloji diğerlerinden farklı olarak yer küreyi bir bütün halinde ele alır ve insanlığı bütünlük içinde görmeye çalışır. Tamam. Bu yönüyle antropoloji hem bütünü hem de farklılıkları ortaya koyan karşılaştırmalı disiplin olma özelliğine sahiptir diyor arkadaşlar. Yani bir disiplin haline gelme süreci. Bu süreçten bu zaman diliminden bahsetmemiş. Dolayısıyla cevabım Denizli. Bu parçadaki yapıtla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Karakterlerin hayat ideallerine, yüz temel eser arasında yer alma nedenine, karakter tahlillerine, eserin olay örüntüsüne, eserin hangi anlayışla yazıldığına bakalım. Web tarafından yüz temel eser içerisinde gösterilmeye layık bulunan Steinbeck'in romanı Fareler ve İnsanlar, iki adamın dramını gerçekçi ve doğalca anlayışla gözler önüne serer. Tamam. İki adam, George ve Lennie. Bu iki adamın tek hayali para kazanıp kendilerine bir çiftlik satın alabilmektir. Bu amaç için de bir çiftlikte işe girerler ve çalışırlarken başlarına gelecek olaylar onları oldukça zor durumda bırakır. Lennie biraz saftır. George ise onun bütün saflıklarına rağmen arkadaşına katlanır ama nihayetinde tüm bunlar George'un katil olmasına sebebiyet verecektir. Karakterlerin idealleri neymiş arkadaşlar? hayalleri para kazanıp kendilerine bir çiftlik satın almak. Dolayısıyla Adana şıkkını eler miyiz? Eleriz. Devam ediyoruz. Karakter tahlillerine baktığımızda Lenye'nin biraz saf olması, George'un tüm bu saflıklarına rağmen ona katlanması ve en sonunda katil olması. Bu da karakter tahlili sevgili arkadaşlar şu kısım. Dolayısıyla C'yi de ne yaptık? Eledik. Evet, Lennie'nin saf olmasına rağmen George'un ona katlanmasının asıl nedeni Lennie'nin teyzesi Clara'nın ölmeden önce Lennie'yi George'a emanet etmesidir. E, Lennie çiftlikte patronun gelinini yanlışlıkla öldürür olayı George duyunca Lennie'yi alarak çiftlikten kaçar ama takip edilmekten kurtulamaz. Bütün buna baktığımızda şuraya kadar olay örgüsü yani eserin olay örüntüsü de var. Bunda ne yapıyoruz yine arkadaşlar? E, eliyoruz ve devam edelim bakalım. Ne diyor? Nihayetinde George Lemien'in linç edilerek öldürülmesine müsaade etmemek için saf arkadaşını vurur diyor arkadaşlar. Tamam yine bu da olay örüntüsü. Şimdi başa döndüğümüzde doğalcı anlayışla dramını gerçekçi ve doğalcı olarak ele alması sevgili arkadaşlar eserin hangi anlayışla yazıldığına cevap değil midir? Evet yani Edirne şıkkında bundan dolayı eliyoruz. Niçin yüz temel arasında yer alıyor? Bunun sebebi var mı metinde? Yok. O yüzden cevabım Bursa şıkkı olur. George ve Lenny'nin çiftlik kurma hayallerinin gerçekleşmemesinin ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Bakalım. E, çiftlik kuracak kadar maddi birikimlerinin olmaması, George'un oldukça hırslı olması ve hırslarına gem vuramaması, Lenny'nin kendisine yüklenen sorumluluklara zaman ayıramayacak kadar tembel olması, para biriktirmek için çalıştıkları işlerde süreklilik sağlayamamaları, George'un Lenny'yi öldürmek mecburiyetinde kalması. Bakalım. Mep tarafından 100 temel eser içerisinde gösterilmeye layık bulunan Steinbeck'in romanı Fareler ve İnsanlar, iki adamın dramını gerçekçi ve doğalca anlayışla gözler önüne serer. İki adam George ve Lenny. Bu iki adamın tek hayali para kazanıp kendilerine bir çiftlik satın alabilmektir. Bu amaç için de bir çiftlikte işe girerler ve çalışırlarken başlarına gelecek olaylar onları oldukça zor durumda bırakır. Lennie biraz saftır. George ise onun tüm saflıklarına rağmen arkadaşına katlanır ama nihayetinde tüm bunlar George'un katil olmasına sebebiyet verecektir. Evet bakalım. Lenye'nin saf olmasına rağmen George'un ona katlanmasının asıl nedeni Lenye'nin teyzesi Clara'nın ölmeden önce Lenye'yi George'a emanet etmesidir. Lenye çiftlikte patronun gelinini yanlışlıkla öldürür. Olayı George duyunca Lenye'yi alarak çiftlikten kaçar ama takip edilmekten kurtulamazlar. Nihayetinde George Lenye'nin linç edilerek öldürülmesine müsaade etmemek için saf arkadaşını vurur. Ha. Bunlar niçin bir çiftlik kurup başarılı olamamış hayallerini gerçekleştirememişler arkadaşlar? Çünkü Lenye e, çiftlikte patronun gelinini yanlışlıkla öldürüyor. George Lenye'yi alıp kaçıyor fakat takip edilmekten kurtulamıyorlar. George da şöyle düşünüyor. Lenye linç edilerek öldürülür. En iyisi ben buna izin vermeyeyim. Bu arkadaşımı kendim vurayım der ve George Langley'yi öldürmek zorunda kalır arkadaşlar. Cevabımız da E şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sınavların ortak özelliklerinden biridir? Sınavların yalnızca yazılı olarak yapıldığı, sınavların ülke ihtiyaçlarına göre sürekli yenilendiği, tüm ülkelerde aynı amaca uygun olarak sınavlar yapıldığı Sınavlarda bireylerin kabiliyetlerinin ölçülmeye çalışılması, sınavların temel amacının bireyleri iş sahibi yapmak olduğu diyor arkadaşlar. Bakalım. Napolyon Fransa'sında, Bakolarya İngiltere'de, Londra Üniversitesi'nde kabul sınavı ve 1865'te New York'ta sınavlar yapılmıştı. Özellikle eski zamanlarda yapılan sınavlar daha çok yeteneğe göre seçim yapıyordu. Bu sınavlarda fiziksel ve zihinsel başarılar bir arada ele alınmaktaydı ve yöntemler eski yöntemlerin eğitim sistemlerinin gereksinimlerini karşılayacak şekilde idi. Tamam. Ayrıca e, alınan eğitim neredeyse tamamen yönetim merkezli bir iş sahibi olmayı zorunlu kılmaktaydı. Yapılan sınavlar yüzyıllarca bilgelerin yazılı ve sözlü olarak ölçülmesinin e, ölçülmesinden farklı değildi. Yani sadece yazılı değil Adana şıkkını zaten eliyoruz. Bu yöntem 1900'lerin ilk çeyreğine kadar böyleydi. Türkiye'de de sınavla öğrenci seçiminin tarihi eskidir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında yetenekli öğrenci seçimleri için sınavların yapıldığı bilinmektedir. Tanzimat döneminde öğrenci başarı sınavının sözlü olarak yapıldığı, sınavla öğretmen okullarına öğrenci alındığı, bilinmektedir diyor arkadaşlar. Şimdi ülke ihtiyaçlarına göre sürekli sınavlar yenilenmiş mi? Böyle bir şeyden bahsediyor mu arkadaşlar? Hayır. Bu ne yapıyoruz? Eliyoruz. Tüm ülkelerde aynı amaca uygun sınavlar yapıldığı değil, sınavlarda bireylerin kabiliyetlerinin ölçülmeye çalışılması doğru. Neden? Çok eski zamanlarda yapılan sınavlar daha çok yeteneğe göre seçim yapıyordu. Yeteneğe göre diyor burada gördüğünüz gibi. Ondan sonra sonlara geldiğimizde yine aynı şekilde bakın ne diyor? Ee, öğrenci seçimleri sınavdan yapıldı, yetenekli öğrenci seçimleri diyor yine yani yeteneğe göre sınavların oldu. Yine e, Tanzimat döneminde öğrenci başarı sınavlarının sözlü olarak yapıldı. Sınavla öğretmen okullarına öğrenci alındı. Yani her türlü bir yetenek, bir kabiliyet, kabiliyet yetenek aynı şeyi biliyorsunuz aynı anlamlara geliyor. O yüzden cevabım deniz ışıklı olur. Sınavların temel amacının bireyleri iş sahibi yapmak oldu. Bununla alakalı da bir şey yok. Cevabım D. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türk eğitim sisteminin sınav geçmişi Cumhuriyetten öncesine dayanmaktadır. 1900'lü yılların ilk çeyreğinden sonra sınav sistemlerinin anlayışında değişiklik olmuştur. Eski sınavlardaki temel amaç akademik bilgisi yüksek bireyleri belirlemektir. Sınavlar sonucundaki eğitimin temel amacı bireylere iş edindirmektir. 19. yüzyılda Fransa, İngiltere, Amerika'da bireylerin birden fazla becerilerini ölçen sınavlar yapılmıştır. Bakalım. Napolyon Fransa'sında, Bakolarya, İngiltere'de, Londra Üniversitesi'nde kabul sınavı ve 1865'te New York'ta sınavlar yapılmıştı. Özellikle eski zamanlarda yapılan sınavlar daha çok yeteneğe göre Seçim yapıyordu. Tamam yeteneğe göre yani kabiliyete göre arkadaşlar. Devam ediyoruz. E, bu sınavlarda fiziksel ve zihinsel başarılar bir arada ele alınmaktaydı ve yöntemler eski yöntemlerin eğitim sistemlerinin gereksinimlerini karşılayacak şekildeydi. Tamam. Buraya kadar arkadaşlar şu kısımlar bana Edirne şıkkını verdi. Neden? İngiltere, Fransa ve New York dediği için Amerika'da diyor fiziksel ve zihinsel başarılar bir arada ele alınıyordu. Yani e, bireylerin birden fazla becerilerini ölçen sınavlar Fransa, İngiltere ve Amerika'da yapılıyordu. 19. yüzyıl olduğunu nasıl anlıyoruz? 1865. 19. yüzyıl değilmiş. 18'e bir eklediğimizde 19. yüzyıl oluyor. Bu şekilde yüzyılı buluyoruz. Dolayısıyla Edirne şıkkımız doğru. Devam edelim bakalım. Ayrıca alınan eğitim neredeyse tamamen yönetim merkezli bir iş sahibi olmayı zorunlu kılmaktaydı. Yani arkadaşlar bu da beni Denizli şıkkına götürecektir. Sınavlar sonucundaki eğitimin temel amacı bireylere iş edindirmekte. Bu durumda D'yi ve E'yi eliyoruz. Yapılan sınavlar yüzyıllarca bilgilerin yazılı ve sözlü olarak ölçülmesinden farklı değildi. Bu yöntem 1900'lerin ilk çeyreğine kadar böyleydi. O zaman arkadaşlar ilk çeyreğine kadar böyleyse ilk çeyreğinden sonra sınav sistemlerinin anlayışında değişiklik olmuştur. O yüzden Bursa şıkkında eliyoruz. Türkiye'de de sınavla öğrenci seçiminin tarihi eskidir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında yetenekli öğrenci seçimleri için sınavların yapıldığı bilinmektedir. O zaman arkadaşlar Türk eğitim sisteminin sınav geçmişi cumhuriyetten öncesine dayanmakta. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu zamanında da böyleydi diyor. Yani cumhuriyetten önce, daha cumhuriyet kurulmadan önce. Tanzimat döneminde öğrenci başarı sınavlarının sözlü olarak yapıldığı, sınavla öğretmen okullarına öğrenci alındığı bilinmektedir diyor. El eledik zaten A'yı da. Eski e, sınavlardaki temel amaç akademik bilgisi yüksek bireyleri belirlemektir diyor. Bununla alakalı bir şey yok. Cevabım C.